Milli Eğitim'desiniz. İzmirliyim. İzmirlisiniz. Yarın akşam İzmir'deyim. Yarın akşam ayrılacağım, yarın akşam İzmir'de olacağım yani. İzmir, Mayıs hafta sonu öyle. İzmir güzel bir yer tabii. Evet. Ülkenin her yeri güzel de kıymetini bilene yani. Doğru. Değil mi bakıldığında zaten? Hocam? Ben Erdoğan Çakır. Tanıyorum hocam ben. Anadolu Üniversitesi'nde Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanı olarak görev yapıyorum. Takip etmeye çalışıyorum burada seminerleri, beğenerek. Hocam geçen sefer yalnız gelmişti. Konu öfke möfke olunca eşi çocuğu alıp geldi bu sefer. Ailecek geldiler yani. Doktorantlar gelmiş. Güzel yani hocam. Erdoğan hocam yazdım aklıma. İsmim Özgür. Özgür. Biyoloji bölümü son sınıf öğrencisi. Biyoloji. Tekirdağ. Tekirdağ. En son ne zaman Tekirdağ'daydım ben? Eylül ayında Tekirdağ'daydım. Orada böyle barbare var yani. Üzüm bağları falan böyle. Çok güzel yerler, değişik yerler. Neyse üniversite ortamında o konuya girmeyelim yani şimdi. İsim bir kere. Özgür. Özgür yazdım aklıma. Hocam buyurun. Ayfer Hanım. Test araştırma zor bir birim mi? Hocam benim çalıştığım yer hiç zor değil diyen var mı aranızda? Herkese göre kendi çalıştığı yer çok zor yani. Ama tabii soru sormak çok zor bir şey. Doğru soru sormak çok zor bir şey. Belki o kısımda başarılı. Ben geçen örnek verdim bilmiyorum. Kendi çocuğumla ilişkimde mesela ben çocuğuma hep yanlış soru sorduğumu fark ettim. Ne diyordum ben çocuğuma? Okul nasıl? İyi. Nasıl geçti dersler? İyi. Cevabın belli sorular soruyormuşum. Demek ki soru sormak başlı başına önemli bir şey. İsminizi bir daha alabilir miyim? Ayfer Hanım. Yani daha sonra ben soru soruş biçimimi değiştirdim çocuktan. Detayları öğreniyorum yani. Ayfer Hanım neredesiniz? Eskişehir. Buradasınız. İstatistik mezunu falan mısınız? Ölçme değerlerini. Test araştırma işi nereden geliyor? Soru kısmı. Ha, alanınızla ilgili mi? Alanınızla ilgili sorular. Ata tez başaran diye bir hoca vardı. Duydunuz mu hiç? Hacettepe'den benim öğrencilik. Tanır mısınız hocam? Yani eskilerdendi yani. Benim ilk asistan olduğum zamanlarda, o zamanlarda buraya gelirdi. Asistanlığı yapardım hocam. Geçenlerde vefat etmiş. Bence bu ülkedeki en iyi test araştırmacılardan bir tanesidir. Ata tez başaran. Yani aferin. Betül Hanım. Test araştırma bölümünde. Çalışıyorsunuz. Betül Hanım. Yazdım aklıma. Murat Arslan. Murat. Zaten yetenekli. Murat. Neresin? İstanbul. Süleyman Bey. Değil mi? Doğru. Hüseyin, Hakan, Hakan, Kazım, Günsu, Nezahat, Erdoğan, Özgür, Ayfer, Betül ve Murat. Evet. İyi. Devam ediyoruz. Hande. Hande ne olsun? Değil mi? Çoluk çocuk peşinde koşturuyor. Görüyorum onu. Hocamı tanıyorum. Gülsün Hanım. Ar-Ge'desin. Seminerleri ben düzenliyorum. Vallahi zor iş. Zor ama zevkli. Benim gibi adamın buraya gelmesi kolay. Adam çantasını alıyor geliyor yani. Değil mi? Yani önemli olan işin mutfak kısmı o taraf. Orayı organize etmek zor bir şey yani. Uğraşmak diyordu tam böyle dili su sürçtü. Bulaşmaya dönüştürdü hocam. Şaka yapıyorum hocam ya. Güzel değil, güzel diyorsunuz hocam. Aşırı öğretime bilimsel geldi. Operasyonel birim olmadığı aslında bir kısmı da bu seminerlerle yani gözüküyor. Ve dışarıdan arkadaşlar da tanıyor. Çok önemli. Güzel bir şey. Hocam hoş geldiniz. Nil tanıyorum. Hocam. Doktordasınız Emel Hanım. Açık öğretim, sizler açık öğretimdesiniz değil mi? Yani herkes neredeyse çoğunluk. Yıllar önce benim asistanlığı yaptığım bir adam vardı. Herhalde yakın zamanda gene aranızda olacak bir adam. Murat Barkan. Açık öğretim, açık öğrenim, uzaktan öğretim, uzaktan öğrenim. Dört tane kavramdan bahsetmişti. Bu kavramlar aynı anlamda mı sizce? Aynı anlamda mı? Murat, Hakan, Kazım. Aynı anlamda mı? Aradaki fark ne? Bak ben açık öğretim binasındayım ve açık öğretimin doğasıyla ilgili net bir soru soruyorum. Diyorum ki açık öğretim, açık öğrenim. Uzaktan öğretim, uzaktan öğrenim. Dört tane ayrı kavram, dört ayrı kavramın anlamı farklı. Bence Açık Öğretim Fakültesi'nin bunun üzerine gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Serap Hanım, buyurun.
Ah hocam, pardon. Mehmet Fırat uzaktan öğrendim. Neredesiniz? Adıyaman. Adıyaman. Mehmet Bey. Can Bey, neredesiniz? Eskişehir, buradasınız. Hakan Özdemir, Gaziantep'li, uzakta eğitim bir şekilde. Gaziantep. Ne zaman? Ağustos ortasında Antep'teydim. İmam Çağdaş. Değil mi? Tuğcan Otel. Tavsiye etmem. Oraya gelene kadar daha ne restoranlar var tabii, değil mi? Yani baklava yiyeceksiniz, koçak. 800 bin tane Suriyeli var, biliyor musunuz? Antep'te 800 bin resmi Suriyeli var. Resmi kayıt. Resmi kayıt. Dehşet bir şey. Eskişehir nüfus kadar yani. Orada yaşamak çok zor. Zor. Evet. Hocam. Aycan. Doktora da devam ediyorsunuz. Başlayalım mı? Herhalde bu kadar. Ben birazcık baştan size doğrudan bu ekranlardan değil de hayatla iletişim kurmak, onun üzerine konuşacağım. Sonra anlamak üzerine konuşacağım. Sonra da doğru anlatabilmek, öfke ifadesi üzerine konuşacağım. Duyguyu doğru ifade etmek üzerine. Benim de adım Erhan Eroğlu. Bu üniversitede 26 senem bitti yani. Bayağı uzun bir zaman yani. Değil mi hocam? Az bir zaman değil yani. 89 yıllarıydı. Ne derler tanışırken? Geçen sefer söyledim bilmiyorum. Maltepe Üniversitesi'nde görevliyim. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı, Başbakan ve Bakanlar'a yakın korumalar var ya, 103 günler çok ciddi sert bakan, havalı, artist kara gözlüklü adamlar var ya, onların hocalarından birisi benim. Öyle yapın demiyoruz ama niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Gaza geliyorlar herhalde. Yine Ankara'da Yıldız'da yukarıda İstihbarat Daire Başkanı var. Onların projecilerindenim. Hayatım böyle yollarda koşturarak geçiyor yani. Niye bugün buradayım? Adamın biri bir gün, burada buluşma anlatan güzel bir fıkra var. Adamın biri bir gün şu gökyüzünde uçan balonlar var ya, onlara binmiş, geziyor, dolaşıyor. Uçarken, gezinirken rüzgar çıkıyor, fırtına çıkıyor, savup gidiyor. Nerede olduğunu bilmediği bir yere geliyor. Bakıyor aşağıdan bir adam geçiyor. Diyor ki sorayım, öğreneyim, yoluma devam edelim. Adam aşağıdakine soruyor, balondaki adam aşağıdakine sesleniyor. Beyefendi diyor, ben diyor kayboldum, ben şu an neredeyim? Aşağıdaki adam gayet rahat, kafayı kaldırıyor. Havadasın diyor. Yukarıdaki balondaki adam ya diyor içinden. İletişimde diyor böyle şeyler olur. Aşağıdakine. Beyefendi diyor biliyorum havadayım ama şu anda tam olarak neredeyim ben? İkinci kere soruyor. Aşağıdaki adam gayet rahat. Yine kafayı kaldırıyor. Balondasın diyor. Yukarıdakini teller atıyor. Aşağıdakini sert sinirli bir şekilde. Kardeşim diyor sen diyor bir üniversitede profesör müsün? Aşağıdaki adam irkiliyor, şaşırıyor. Beyefendi iki kelime kullandım. Havadasın dedim, balondasın dedim. Sen benim mesleğimi bildin. Nasıl oldu bu iş? Az önce kızdan yukarıdaki adam bıyık altından gülerek aşağıdakine kardeşim diyor söylediğin her şey doğru da bir halta yaramıyor diyor. Yani benim bugün öyle bir halta yaramak gibi derdim yok. Ben hiç bilmediğiniz bir şey anlatmayacağım. Ben hepimizin çok iyi bildiği ama ilişki yaşarken, hayatı yaşarken yaptığımız yanlışlar var. Ben o yanlışlar üzerine konuşacağım. Anlaştık mı? Geçen seferki gibi. Ama ben şuna inanan bir adamım. İzin verirseniz birazcık onun üzerine konuşmak istiyorum. Bir 15 dakika, 20 dakika onun üzerine konuşmak istiyorum. Eğer ilerleyen aylarda o konuyu detaylandırmamı isterseniz bir kere daha gelebilirim ama insanın hayatındaki insanlarla iyi iletişim kurabilmesi için, hayatı doğru yaşayabilmesi için önce insanın hayatıyla kendisi arasındaki iletişim ilişkiyi doğru kılması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Önce insan kendi hayatıyla arasındaki iletişimde iyiyse yaşamındaki, hayatındaki insanlarla ilişkisi de iyi oluyor. Ve ben şuna inanan bir adamım. Diyorlar ki, bakın bir insanın hayatıyla doğru iletişim kuran bir adamın iyi iletişim kurabilmesi için, hayatı doğru yaşayabilmesi için bana göre 7 tane özelliğinin çok güçlü olması gerekir. 7 özellik. O 7 özellik, birazdan söyleyeceğim o 7 özelliği. O 7 özellik aslında her birinizde var. Ama ne kadar güçlü birazdan tartışalım. Bunun için biz sizden böyle bir 20-25 dakikanızı rica ediyorum. Benim için önemli bir kısım çünkü. Ne demek bu? 7 özellikle bir insanın hayatını anlam doğru yaşayabilmesi için. Bakın aklınıza gelecek her meslek grubu karşısına çıktım, konuştum, konuşuyorum.
Gittiğim yerlerde bana soruyorlar. Yetişkin insanlar, yöneticiler, farklı çalışanlar ya da öğrenci arkadaşlar soruyor. Diyorlar ki hocam diyor işte şöyle bir iş yerinde çalışıyoruz. Yüksek lisans doktora yapmak istiyoruz. Hangi alanda yapalım? Hocam şöyle bir şirkette şöyle problemler var. Şöyle sıkıntılarımız var. Bize ne önerirsiniz? Hocam işte ne bileyim işte müşterilerde şöyle memnuniyetle ilgili düşüşler var. Ne önerirsiniz? Bu soruları kim sorar? Bu soruları nasıl bir insan sorar? Bu soruları geleceğiyle ilgili karar almakta zorlanan insan sorar. Ve aslında insanın kendi geleceğiyle ilgili karar alması hiç mi zor değil? Zorluk ne biliyor musunuz? Bana göre tek bir zorluk var. Zorluk insanın kendisini yeterince tanımıyor olması. Yeterince tanımıyor olması. Şimdi bir insanın kendi geleceğine dair kararlar vermesini kolaylaştıracak nitelikte 3 temel çıkış noktası var. Az önce söylediğim o 7 özelliğin ilk 3'ü. Ve ben o ilk 3 özelliği 3 dişli olarak değerlendiriyorum. Ve bir insan hayatımı anlamlı doğru yaşıyorum diyebilmesi için insanın o 3 dişliği hayatında diş kırmadan döndürebilmesi gerekir. 3 dişliden ilki ne biliyor musunuz? Aslında söyleyeceğim şey sadece Günsu için değil. Şu anda önemli bir senede üniversite sınavına girecek. Çok önemli şimdi söyleyeceğim şey. Öğrenci arkadaşım var, Özgür. Değil mi? Ya Murat Bey için de geçerli. İşte Can dedim arkadaşım için de geçerli. Bu arada hiçbiriniz fark etmez. Ben hepinizin ismini bir kere de söyledim. Bu bir ezber işi değil. Bu bir zeka işi değil. Bu bir gözlem işi. Ben olsam sorardım hocam bunu nasıl yaptın diye. 64-65'e kadar gidiyor yolum. Acan Hanım'ı söylemek gibi yani. Değil mi? Bakın. Burada bir şey var yani. Ben olsam sorardım. Hocam bunu nasıl yaptın diye. Serap Hanım. Onu yapabileceğimiz için zaten sordunuz. Evet. O bir dersti. Ama orada ezber yoktu. Birazdan söylerim. Nasıl yaptığımı söylerim size. O bir takım teknikleri kullanmakta aslında bakıldığında. Üç dişten ilki ne biliyor musunuz? Bir insanın hayatıyla doğru hayatı yaşayabilmesi için bir insanın hayallerinin olması gerekir. İki, bir insanın hayatını anlamlı doğru yaşayabilmesi için hayat amaçlarının olması gerekir. Üç, bir insanın hayatını anlamlı doğru yaşıyorum diyebilmesi için üç, değerlerinin olması gerekir. Bu üç dişliği bir insan diş kırmadan kendi hayatında döndürebiliyorsa o insan gerçekten hayatı anlamlı ve doğru yaşıyor demektir. Hayaller, amaçlar ve değerler. Lütfen dikkat. Bir insanın bu üç dişliği durduk yerde kendi kendine dönmez. Bir insanın bu üç dişliği diş kırmadan döndürebilmesi için dört özelliğin çok güçlü olması gerekir. Dört özellik. Nedir o dört özellik biliyor musunuz? Bir, insanın olumlu düşünce yapısına sahip olması gerekir. İlk özellik. İki, insanın kişiliğinin çok düzgün olması gerekir. Kişilik. Üç, bir insanın yaratıcılık becerisinin, yaratmaktan bahsetmiyorum. Bazen böyle şurada engelleri olan adamlar diyor ki, hocam sen ne biçim kelime kullanıyorsun diyor. Yani yaratmak Allah'a mahsustur diyor. Ben ondan bahsetmiyorum ki. Sen diyorum ki sen git bu engelleri bir kaldır da gel benim karşıma. Ben yaratıcılıktan, farklı bakmaktan, farklı düşünebilmekten bahsediyorum. 3. Yaratıcılık becerisinin güçlü olması gerekir. 4. En önemsediğim beceri. Özellikle gencecik arkadaşlarda, özellikle benim üniversitemde uzun zamanımı ben burada harcadım. Benim bu üniversitemdeki genç arkadaşların, asistan arkadaşların, öğretim görevlisi arkadaşlarının, gencecik arkadaşların gün geçtikçe azalan 4. özelliğin çok güçlü olması gerekir. 4. Nedir o? Söyleyeyim mi? Mücadele ruhu olması gerekir. Bir insanın hocam benim gibi bir adama hayatımı anlamlı doğru yaşıyorum diyebilmesi için bu 7 özelliğini hayatında güçlü kılması gerekir. Hayaller, amaçlar, değerler, kişilik, olumlu düşünce gücü, yaratıcılık ve mücadele ruhu. İzin verirseniz bir 20 dakika ben bunun üzerine konuşmak istiyorum. Aslında konuşacaklarım arasında yoktu. Günsu'yu annesi babasıyla beraber geldiklerini gördüğümde aklıma geldi. En son geldiğimde şey anlattı mı burada? Kitaptan Ali Sarıkaya Diyarı'nda örnek verdim mi? Vermedim değil mi? Yüzükler Efendisi kitabından. Bakın. Şunu söylüyorum.
şunu söylüyorum, açık net konuşuyorum. Alice Harikalar Diyarında diye bir kitap okudun mu? Evet. Çocuk kitabı. Evet. Ben okumadım kitabı. Filmi falan da seyretti. Okuyanlar vardır muhtemelen. Filmi seyredenler var mı? Ben filmini de seyretmedim ama iyi kötü hikayeyi bilirim. Ama ilk öncesi o hikayeyi anlatmadan önce kitap hakkında bilgi vereyim. Aklınızın bir kenarına yazın lütfen. O kitap sadece bizim ülkemizde, burada Türkiye'de bir çocuk kitabıymış. O kitap yıllar önce İngiltere'de yaşlı matematik profesörü tarafından yazılmış. Ve kitabı yazan adam aynı zamanda rahipmiş. Ve bizim ülkemizde burada çocuk kitabı olarak okutan o kitabı o dönemin İngiltere'sini eleştirmek için yazmış. Ve sahte bir isim yazmış. Lewis Carroll gibi sahte bir isim. Kitap çok ilginç. Kitabın başında küçük kız Alice bir gün ormanda yürür. Yürürken bir çukura düşer. Düştüğü çukur onu yeni bir dünyaya, yeni bir ormana getirir, götürür. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Alfer Hanım kaç senedir buradasınız? Ne, ilk mesleğe ne zaman başladınız burada? Bizim üniversite 98'den beri. Yani nereden baksanız 19 sene. 19 sene. Az bir zaman değil. Betül Hanım kaç yıldır buradasınız? 99, yani 16-17 sene yani. Vereceğim örnek, arkadaşlarım için de, benim için de geçerli. Naci Bey için de geçerli, rektör için de geçerli, Günsu için de geçerli. Yani en son kim başladı bizim üniversitede? Kadroya kim girdi en son? Var mı öyle yakın zamanda kadroya geçen? Örnek veriyorum, tamam, tamam, o kadar sıkıntı değil. Herkes eski mi burada ya? Hı? Nasıl? 3 sene. Tamam, Hakan'dan örnek vereyim. 3 sene. 3 sene önce neredeydin Hakan? Milli Eğitim'de çok. Milli Eğitim'de öğretmen olarak çalışıyorsunuz. Hakan 3 sene önce bir gün ormanda yürürken bir çukura düştü. Düştüğü çukur onu sizin 19 sene önce düştüğünüz gibi. Düştüğü çukur onu yeni bir dünyaya getirdi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde. 3 yıldır da arkadaşım burada yürüyor. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Alice düştüğü yeni ormanda yürürken karşısına bir tane yol ayrımı gelir. Yollardan biri sola, biri sağa gidiyordur. Ve o iki yolun kesişi noktada, ortada, tam ortada bembeyaz pamuk gibi pırır pırır parlayan bir tane tavşan vardır. Adı Bunny galiba. Yavru tavşan demek değil mi? İngilizce. Öyle galiba değil mi? Nil Hanım İngilizcesiniz, Acan İngilizcesiniz. Yavru tavşan demek mi değil mi? Bunny. Tam ortada tavşan vardır. Küçük kız Alice sorar tavşana, hangi yoldan gideyim der, soldan mı sağdan mı? Tavşan bir tane laf eder. Bak 44 yaşında bir adamın beni bu yaşıma kadar çarpan en büyük laflardan birine der tavşan. Tavşan ne der biliyor musunuz? Nereye gittiğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir anlamı yok. Bir insanın hayatı anlam doğru yaşayabilmesi için ilk yapması gereken şey ne biliyor musunuz? Hedef koymak, amaç hedef koymak. Ama bak öncesinde bir şey daha lazım, hayaller önemli. Ben görüyorum, ben görüyorum. Bizim oraya yeni asistan arkadaşlar geliyor mesela. İki tanesi de benimle çalışıyor. Girene kadar inanılmaz büyük bir hedef, inanılmaz hayaller, inanılmaz çaba, mücadele, istek. Abicim adam giriyor. Giriyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra o adam yalpalana yalpalana yıllarca aynı ünvanda. Sözüm ona işte dostlar alışverişte görürsün. Sizleri tenzih ederek söylüyorum. Öyle zamanlı geçiyor. 20 senesin, 30 senesin burada harcayıp gidiyor. Adamın kendine hayrı yok ki sağa sola hayrı olsun bu adamın. Ama amaç hedef koymak da iş bitmiyor. Bir şey çok daha iyi yapmanız gerekir. Amacınızı, hedefinizi koyduk. Ben inanıyorum bu ülkedeki 5 yaşındaki çocuktan 100 yaşındaki her insana kadar her insanın hayalleri de var, amaçları da var. Ama ülkemizin insanının birçoğunda bir şey daha var. Ne var? Atalet var. Nedir atalet? Adalet değil. Atalet nedir? Ölü toprağa serilmişlik, tembellik, vurdum duymazlık. Değil mi? Nasıl? Üşengeçlik. Ya vurdum duymazlık. Adam artısını eksisini biliyor, eksiğini giydiğini biliyor, nereye gitmek istediğini biliyor. Buradan oraya ne yapabilir gitmesi için adım adım her şeyi biliyor ama yapmıyor. Bırakıyor hayat. Ve bunu yaptığı yaşlar ne biliyor musun? 24-25'li yaşlar. Sonra bir bakıyor hayat 45-50'ye gelmiş. İş işten geçmiş, bitmiş iş. Hayat bitmiş. Hayat bitmiş. Ondan sonra mutsuz, isteksiz. Habire sağa sola bok atmalar, habire sağa sola yalanlar. O böyle yapar, o böyle bir adamdır. O şöyledir, o şöyle konuşur. Onun arkasında böyle bir adam vardı. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ben ne dedim? Geçen sefer size bir cümle söyledim.
Mazeret neydi? Mazeret insandaki göbek deliğine benzer demiştim. Herkes de vardır ama hiçbir işe yaramaz demiştim. Mazeretsiz bir hayat yaşamaktan bahsediyorum. Hayatla doğru iletişim kurması gerekir önce insanın. Ama amacı hedef koymak da yetmez. Bir şeyi çok iyi yapmak gerekir. Yapılması gereken o şey ne biliyor musunuz? Onu da size bir filmden örnek vereyim. Yüzüklerin Efendisi filmi seyrettiniz mi? Yüzüklerin Efendisi filmi. Birinci film yönetmeni kim? Hadi. Aynı film. Aynı yönetmen. Peter Jackson yönetmen. Platoyu nereye kuruyor? Çekimleri nerede yaptılar? Süper. Yeni Zelanda'da. Çekimlere başlayacaklar. Bir tane başrol oyuncusu var. Başrol oyunu var. Frodo rolü. Frodo rolünü oynayacak adam arıyor bunlar. Gazeteye ilan veriyorlar biliyor musunuz? Frodo rolünü oynayacak adam arıyor diyor. Yüzükler Efendisi kitabını filmleştiriyoruz. Abicim lütfen dikkat. Benim üniversitemde öyle adamların sayısı çok arttı. Hayattaki başarı nicelikle olacak bir şey değil. Hayattaki başarı nitelikle olacak bir şey. Ben acı konuşacağım bugün. Geçen sefer tatlı konuştum. Şimdi acı konuşacağım. En az 500 kişi. Yaşasın diyor ya. Yaşasın. Şans, kısmet, kader ayağıma geldi. Neden bu sefer dünya hayat bana gülmesin? Abicim en az 500 kişi. Özgeçmişler, transkripler, referans mektupları, torpil kağıtları, KPSS, KPDS, ÜDS, YDS, ALES, DGS puanları. Hiçbir boka yaramaz bu puanlar. Kusura bakma. Keşke hayat puanlarla gerçekleşti. En az 500 kişi sıraya giriyor. Bir kişi var. Bir kişi. Bir kişi. O rolü en az 500 kişi kadar çok istiyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? 500 kişinin arkasına geçip 501. kişi olarak böyle beklemiyor. Benim üniversitemdeki insanların birçoğu böyle yapıyor. Ne yapıyor bu adam? Sıraya geçmiyor. Ne yapıyor? Bir, kitabı okuyor. İki, Frodo rolünü öğreniyor. Üç, rolü uygun kostümünü hazırlatıyor. Dört, ormana gidiyor, kostümleri giyiyor. Beş, kameraya oynuyor rolü. Altı, CD'yi kopyalayıp, CD'ye kaydı kopyalayıp yönetmen Peter Jackson'a gönderiyor. Ve Peter Jackson yönetmen, Frodo rolünü oynayacak kişiyi bu 500 kişiden inşallah hayat bir gün bana da gülecek diye düşünerek yaşayan adamlar arasından değil. Bunu seçiyor. Bunu yapan adamın adı ne? Eliyah Wood. Karar ver. Sen bu hayatı bu 500 kişi gibi mi yaşayacaksın? Emin ol hayat çok çabuk geçiyor. Sen yoksa bu diğer adam gibi mi olacaksın? Karar ver. Bir kere geliyorsun hayata. Hatırlıyor musunuz Erzurum'da bir söz okumuştum. Aa ben geçtiğimiz hafta sonu gene Erzurum'daydım hocam. Ne diyordu? Demir tava geldi ama kömür tükendi. Akıl başa geldi ama ömür tükendi. Hayat çok kısa. Hayat çok kısa. Bir şeyi iyi yapmak lazım. Bir insanın hayatı anlamlı doğru yaşayabilmesi için hayallerinin amaçlarını ve değerlerini olması gerekir. Hayallerden kastım ne biliyor musunuz? Benim geçenlerde bir yerde okudum. Ya bir köşe yazısında bir yabancı adam Türk insanı ile ilgili, seninle ilgili, benimle ilgili bir saptamada olmuş. Ne diyor biliyor musunuz? Çok acı. Diyor ki, Türk insanı diyor, rahata, huzura, mutluluğa erişmek için emekli olana kadar deli gibi çalışırmış, didinirmiş. Ve emekli olduktan sonra, bir iki sene sonra rahata, huzura erişirmiş, göçüp gidermiş. Ya ben kendimden örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereyim. Yıllarını beraber aynı odada geçirmiş oda arkadaşım geldi. Hasan abi, değil mi? Kendimden bir örnek vereyim. Benden 2 yaş kardeşim ve benimle babamın, rahmetli babamın inanılmaz büyük hayalleri vardı, amaçları vardı. Bütün Türkiye'deki bütün anne babalar gibi. Ne derdi biliyor musunuz? İlk orta lise, üniversite mezun olduğumuzu görmek, asker gidip geldiğimizi görmek, işe girdiğimizi görmek, evlendiğimizi görmekti. Bütün bunları inanarak söyledikten sonra, hayalleri buydu. Bütün bunları inanarak söyledikten sonra, inanarak söylemediği bir şey vardı. Allah nasip ederse torunda dizi oturturuz derdi. Gerçekten inandı, bütün hayallerini gerçekleştirdi. İlk orta lise, üniversite mezun olduk. Asker ettik, geldik, işe girdik, evlendik. Abicim hayalleri bitti, göçtü ve gitti. Torun dizi oturturamadı. Ha, öldüğü zaman torun oturtabileceği bir dizi de yoktu ya vücudunda. Hayaller biterse hayat bitiyor. Hayaller biterse hayat bitiyor. Ne demek istediğimi anlatan güzel bir hikaye. Ben şunu söylüyorum, ben şunu görüyorum. Geçen gün de seninle konuştuk abi.
bizim üniversitemizdeki insanlarımızın, genç arkadaşlarımızın önce hayatla iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Çünkü hayalleri ve amaçları azaldı. Niye amacı olsun ki benim üniversitemdeki insanın? Geçen gün konuştuk. Bizim üniversitemizdeki en büyük zarar döner sermaye. Niye amacı olsun ki bu adamın? Ayın 1'inde, ayın 15'inde maaşını döneren alıyor. Niye çalışsın ki? Niye uğraşsın ki? Niye farklı bir iş? Niye ünvan? Niye üniversiteye farklı bir katkı? Bir rahat yaşayabileceği bir imkanı var işte Eskişehir gibi ortamda. Ötesi yok. Niye çabalasın ki? Niye terlesin ki? Niye üzsün ki kendisini? Yaşlı bir adam, Salih kasabasında yaşayan yaşlı bir adam her mehtaplı gecede deniz kenarına gidermiş. Sabaha kadar orada vakit geçirirmiş. Bak acı konuşacağımı söyledim. Ve sabaha karşı köyüne geri dönermiş. Bir süre sonra köydekiler fark etmişler. Bir mehtaplı gecenin dönüşünde durdurmuşlar bunu, sormuşlar. Nereye gittin, ne yaptın? Deniz kenarına gittim. Ne vardı, ne gördün orada? Yaşlı adam deniz kızlarını gördüm demiş, deniz kızlarını. Bir süre sonra köydekiler adamla dalga geçmeye başlamışlar. Kafayı kırdı, kafayı diye. Yaşlı adam her mehtaplı gecede gidiyor, sabah köyüne dönüyor. Gülmek için durduruyorlar. Nereye gittin? Deniz kenarına. Ne vardı, ne gördün? Deniz kızlarını gördüm. Kah kah kah, kih kih kih. Abicim hikaye bu ya. Uyduruk bir hikaye ya. Yaşlı adam bir mehtaplı gecede deniz kenarına gittiğinde gerçekten deniz kızlarını görmüş. Sabah durdurmuşlar köye geldiğinde, gülmek için sormuşlar. Nereye gittin? Deniz kenarına gittim. Ne vardı, ne gördün orada? Yaşlı adam hiçbir şey görmedim demiş, hiçbir şey. Abicim hayaller biterse hayat bitiyor. Ve ben ne görüyorum benim üniversitemde biliyor musun? 20 küsur senesinde bu binada, bu üniversitede. Yıllar önce ben de bu binadaydım değil mi abi? 6. katta mıydık biz? Alttaydık. Ben bu üniversitemde ne görüyorsun biliyor musunuz? Gencecik arkadaşlar büyük bir hayalle geliyorlar, büyük bir hedefle geliyorlar. Tek hayalleri abicim bunların kadroyu almakmış. Birçoğu kadroyu aldıktan sonra yalpalana, yalpalana, umursamaz, boş vermiş bir şekilde 30 seneyi geçiriyor. 30 sene değil, 300 senede yaşarsın o şekilde. Hakkını verdin mi sen? Bana bunu söyle. Ne demiştim geçen eğitimde? Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur demiştim, odun. Bence önce bunu sorgulamak lazım. Biz içinde bulunduğumuz hayatta tomurcuk derdinde miyiz, odun derdinde miyiz? Bence herkes önce bunu kendisine sorması gerekiyor. Ben gördüm biliyor musunuz? Nerede gördüm? 99-2000 Kıbrıs'a gittim. Kalabalık bir grup. İşte 150 civarında bir çalışan grubu. İnsan kaynaklı yönetimi anlatıyorum. 55 yaşlarında Abdullah Bey diye bir adam. En önde oturuyor. Konuşmanın bitiminde geldi bana başından geçen gerçek yaşam öyküsü anlattı. Ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi ben dedi bundan 13-15 sene önce 80 yılların ortasına kadar Kıbrıs'ta dedi kasaptım. Kasap dükkanı işletiyordum. Hocam dedi o tarihlerde dedi elime dedi benim bir tane broşür geçti dedi. Hocam dedi hani bu makine tanıtım fuarlarında verilen broşürler var ya. O broşür dedi et kesme et işleme makinesi reklamı yapılıyormuş. Hocam dedi o broşürü cebime soktum ben dedi. Hocam dedi her sabah giydim pantolonun cebine koydum ben. Hocam dedi gün içinde defalarca çıkarttım baktım dedi. Hocam dedi çevremdeki insanlar ne var Allah aşkına o broşürde ver biz de bakalım dediler. Aldılar onlar da baktılar. Lütfen dikkat. Ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi çevremdeki sırada insanlar o sıradan broşürde sıradan et işleme et kesme makinelerini görürken dedi. Ben dedi bugün dedi başımda olduğum işletmeyi gördüm dedi. Benim Abdullah Bey'i tanıdığım da Abdullah Bey kasap masap değildi. Abdullah Bey Kıbrıs'taki iki büyük et entegre fabrikasından bir tanesinin sahibiydi. Sizce bu yürüye akıllı olacak bir şey mi? Bir destekle olacak bir şey mi? Dua ederek olacak bir şey mi? Eğer böyleyse işler zor. Düşünceniz buysa hayatla iletişim kurarken bu düşüncedeyseniz işler zor. Bedava peynir sadece fare kapanında var. Başarı denilen şey bir gün birisinin bize getirip hediye edeceği bir armağan değil. Ben nasıl adamlar görüyorum biliyor musun? Göstereceğim şimdi size. Örnek veriyorum. Hüseyin'le ben aynı gün doğmuşuz. Aynı mahallede büyümüşüz. Aynı ilkokul, aynı ortaokul, aynı lise, aynı üniversite, aynı gün, aynı iş yerinde, aynı maaş, aynı kıdem çalışıyoruz. Döner sermaye puanımız da aynı. Tamam? Mutlu olun diye söylüyorum. Tamam? Acı konuşacağımı söyledim. Lütfen dikkat. Müdürümüz de Hasan abi. Bir gün toplantı yapıyor. Hasan abi diyor ki, arkadaşlar diyor, yarından itibaren diyor, bu şirkette diyor, bu yönetim teknikleri olacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdi Hüseyin şöyle düşünüyor, içinden heyecanlanıyor, yaşasın diyor ya, çok iyi düşünmüş. Hatta elini kaldırıyor arkadaşım, diyor ki, efendim diyor, iyi düşünmüşsünüz diyor, şunları da yapalım diyor. Hüseyin böyle düşünürken, aynı kıdem, aynı derece ben, ne düşünüyorum biliyor musunuz? İçimden,
diyorum ya, eski köy yeni adet. Gidiyordu diyorum ya. Ne gerek var ki diyorum yani. Ne gerek var? Ne gerek var? Hüseyin öyle düşünürken ben niye böyle düşünüyorum? Bir şey sorabilir miyim? Sizin çalıştığınız ortamlarda Hüseyin gibi düşünen adamların sayısı mı fazla, benim gibi düşünen adamların sayısı mı fazla? Yüksek ses hocam. Sizin gibi. Şimdi ikinci soru geliyor. Çok çarpıcı ikinci soru geliyor. Siz çalıştığınız, yaşadığınız ortamda Hüseyin gibi mi düşünenlerdensiniz, benim gibi mi düşünenlerdensiniz? Bunun cevabını herkes kendisine bir dürüst versin. Önce dürüst versin. Başarı denilen şey, hayat başarısı, hayatla iletişim başarısı denilen şey, bir gün birisinin bize getirip hediye edeceği bir armağan değil. Bak. Bak. Bir insanın ana vatanı neresi? Bir insanın ana vatanı hocam, yüksek ses. Bir insanın ana vatanı çocukluğu. Bu kadar net. Bu kadar net. Sen kendinle, çevrenle nasıl iletişim kurarsın bilmiyorum ama çocuğunla iyi iletişim kurmak zorundasın. Bak şimdi. Yapabileceklerimiz hakkındaki inançlarımızın, yapabileceklerimiz üzerindeki etkisi gerçekten çok büyük sevgili arkadaşlar. Hangisi Hüseyin, hangisi Erhan? Az önceki örnekte. Soldaki Hüseyin, sağdaki Hasan. Sağdaki Erhan. Bakın. Başarı bir gün birisinin bize getirip hediye edeceği bir armağan değil. Bir insanın hayatla iletişim kurabilmesi için inisiyatif kullanabilir olması gerekir, proaktif davranabilmesi gerekir. Bu iki özellik çok önemlidir. Tamam? Ne dedim ben? Bir insanın ana vatanı çocukluğu. Bak. Aha. Bu da çocuklukları. Benzerlik var mı? Süleyman Bey, özür diliyorum, ekran kullanıyorum şimdi ama. Estağfurullah. Dinliyorum ben. Benzerlik var mı? Az önceki ekranla büyüklük dedi küçükler arasında fark var mı? Benzerlik var mı? Nedir benzerlik? Osman çocukluğunda da yetişkinliğinde de gülüyor, mutlu bir adam. Hasan? Çocukluğunda da böyle, yetişkinliğinde de böyle. Senden bahsetmiyorum abi, yanlış anlamayın. Şimdi dönelim mi? Söylemlere dönelim mi? Söylemlere dönelim mi? Ben şimdi buraya hızlıca geçiyorum çünkü anlatacağım ekranlar bunlar değil. Ama gelmişken arada bu korsan bildiri yapmak zorundayım. Osman'la Hasan karşı karşıya oturuyor. Osman sesleniyor Hasan'a. Ne diyor biliyor musunuz? Bize gelsene oynayalım diyor. Sizce Hasan ne demiştir? Ne diyor biliyor musunuz? Olmaz diyor. Annem diyor. Apartmandan yalnız başıma çıkmama izin vermiyor. Başıma kötü bir şey gelebilmiş diyor. Osman çözüm üretiyor. E diyor o zaman diyor ben geleyim siz de oynayalım. Ne demiştir? Aynen böyle abi. Bir yerden mi hatırlıyorsun bunu? Olmaz diyor. Annem bizim evde arkadaşlarım istemiyor. Ev kirleniyormuş diyor. Şimdi. Evet abi. Şimdi Osman konuyu değiştiriyor. Yarınki diyor sınava çalıştın mı diyor. Ne demiştir? Hadi. Evet çalıştım. Şurada bir anlaşalım mı? Bak şurada bir anlaşalım mı? Hüseyin mükemmel çalışanken ben kötü bir çalışan değilim. Hüseyin kendisine verilen görevlerin dışında farklı düşünen ve heyecanı yüksek, içsel motivasyon yüksek bir arkadaşımken ben nasıl bir adamım biliyor musun? Ben görev tanımında yazılanları yapıyorum. Ne eksik ne fazla. Ve yaptıkça, bir şey yaptıkça, var mı? Ölelim var hocam sizin orada? Var mı? Hemen bir deneyim biliyor musun? Görev tanımındakileri yapmasının yetmiyor gibi ne yapıyor biliyor musun? Yaptıkça hep kontrol getiriyor. Mesela işte 5 aşamada yapmam gereken bir iş var diyelim ki. 3. aşamaya geldiğimde müdürüm oldu mu diyorum mesela. Kontrol alıyorum tamam mı? Hayatı sen Osman gibi mi, Hasan gibi mi yaşamak isterdin? Devam ediyorum. Ne diyor biliyor musun? Yarınki sınava çalıştın mı diyor. Hayır diyor, daha çalışmadım. Aha, daha annem gelmedi, biz beraber çalışırız diyor. Nasıl yani diyor, sen diyor tek başına çalışmıyor musun? Hasan diyor ki, hayır diyor, annem beraber çalışmamızı istiyor. Böylelikle diyor, anladın mı, anlamadın mı daha iyi kontrol edebiliyormuş diyor. Lütfen dikkat, bak ben size geçen bir örnek vermiştim, hatırlıyor musunuz? O tekrar yapabilir miyim hocam? Birkaç tekrar yapabilir miyim geçen eğitimde? Hayatı doğru yaşamak için, iyi iletişim için önce insanın kendisini düzeltmesi gerekiyor. Benim Abdi İbrahim ilaç firmasında başımdan geçen bir olay var. Beni aradılar. 4-5 sene önce oranın müdürü aradı. İnsan kaynakları müdürü. Hocam dedi bizim de 20 tane satış elemanımız var.
bunlara satış iletişimi konusunda ikna edici eğitim vermişsin. Yarın anlaştık bir otelde 2'den 5'e 3 saat konuşacağım. 20 tane genç adam gelecek. Ama nasıl gelecekler çok iyi biliyorum. Müdür gönderiyor bunları. İsteksiz isteksiz gelecekler. Ya eğitim nereden çıktı, gezmek dolaşmak varken, Facebook turlamak varken. Düşündüm nasıl tutarım bunları, nasıl dinletirim. Fikir geldi aklıma. Gittim, erken gittim bir gibi. Salona girdim, 30 tane kolçak sandalye, 10 tanesini çıkarttım. 20 kişi gelecek ya. Her bir sandalyenin altında birer tane 5 lira kağıt 5 lira yapıştırdım. Tam düşündüğüm gibi 2'yi 10 geçe çeyrek geçe gecikmeli geldi adamlar. Otururlar karşıma. Haklısınız dedim ya, gezip dolaşmak varken beni dedim niye dinleyesin ki burada, ne gerek var ki. Ama dedim düşündüm, seni burada nasıl tutarım düşündüm dedim. Bir fikir geldi aklıma dedim. Her birinizin sandalyesi altına para yapıştırdım dedim. 23-25 yaşlarında havalı ciks, artist bir çocuk. Aynen şöyle yaptı bak. Ama yanlış adamla dans ediyormuş Hasan abi, sonradan anladı. Şöyle yaptı. Abicim dedim, bana inanmıyorsan at elini sandalyenin altına bak. Basit bu kadar. Attı böyle gezdiriyor. Ukala ukala. Kağıt var galiba dedi. Bak dedim genç adamsın, üşenme, bir eğil bir bak ya. Eğildi baktı böyle, gözler fal taşı gibi açılmış. Sanki dedi görür gibi oldum dedi. Dedim kalk, ters çevir sandalyeyi. Kalktı çevirdi sandalyeyi. 5 lira kabak gibi çıktı ortaya. Sök al sök da aldı oturdu. Para duruyor kolçanın üstünde. Utanıyor. Diğer 19'dan gözünü de canlandırın. Sizde de var, siz de kalkın. Hepsi paldır küldür kalktılar. Cahat çurt otururlar. Utanıyorlar. Para duruyor kolçanın üstünde. Allah aşkına dedim, alın dedim o paraları, koyun cebinize. Hatıra olsun benden size. Şans parası, bereket getirir. Ama dedim bu hayatta benden size başka bir şey daha hatıra kalsın. Bu hayatta dedim para kazanmak istiyorsanız önce poponuzu kaldırmanız gerekiyor. Alkışladılar 3-4 saat beni çıt çıkartmadan dinlediler. Hayattaki başarı ne biliyor musun? Gel sen bugünden itibaren başkasına bok atmayı bırak. Başkasına suç atmayı bırak. Sen gel bugünden itibaren başkasına bok atmayı bırak. Sen gel anam babam bana şöyle konuşsa, yönetici bana şöyle yaklaşsa, çalışanım böyle olsa, masamdaki bilgisayar böyle olsa, bak sen beni gör, bak ben nasıl süper bir adam olacağım. Gerçekten mi? Sen de olacak olsan zaten sen de o yürek olurdun zaten. Önce insanın kendisini düzeltmesi gerekiyor. Ben o gün size ne demiştim? İki tane adam oynamıştım. Birinci adam, ikinci adam. Hangi adamla aynı evde, aynı masada olmak isterdin? Aynı ekipte, takımda. Birinci adam konuşuyor. Hayvanlara eziyet edenlerden nefret ederim. Randevularına sadık kalmayanları hiç sevmem. Hayatın tadını kaçanlardan kaçarım. Savaş karşıtıyım. Bir de ikinci adam konuşuyor. O da diyor ki, hayvanları sevenleri severim. Randevularına sadık kalan insanları takdir ederim. Hayatı zevkli kılan insanlarla yaşamaktan hoşlanırım. Barış yanlısıyım. Seç. Hangisini tercih ederdin karşında? Biri mi, iki mi? İkinci soru geliyor. Sen evinde ve iş yerinde, ilişkinde bir gibi misin, iki gibi misin? Sen nasıl konuşuyorsun? Önce insanın kendisini düzeltmesi gerekiyor. Aynen bak burada olduğu gibi, şu örnekte olduğu gibi. Bak çocuklar resim yapmışlar değil mi? Çocuklar resim yapmışlar. Osman'da, Hasan'da. Lütfen dikkat. Çocuklar sevilmek değil. Çocuklar sevildiklerini hissetmek isterlermiş. Var mı çocuğunu sevmeyen anne baba, gördünüz mü? Asla. Peki her ana baba çocuğuna sevgisini aynı şekilde mi hissettiriyor? Asla. İki anne de çocuğa hatasını söylüyor. Bak birinci anne ne diyor biliyor musunuz? Resmenini almış, çocuğa ilgi gösteriyor. Hata söylüyor, ne diyor biliyor musunuz? Boyundan büyük işler yapıyorsun. Sen diyor ileride diyor büyük adam olacaksın. Gel buraları beraber temizleyelim diyor. Bu çocuk ne olur biliyor musun? Bu çocuğu tutamazsın, bu çocuk uçar. Uçar gider. Ne ekersen onu biçiyorsun bu hayatta. Öteki çocuk ne diyor? Öteki anne ne diyor çocuğuna? Bak aynı dağınıklık burada da var. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun diyor. Cümle aynı gibi değil mi? Boyundan büyük işler başarıyorsun, işler yapıyorsun, büyük işlere kalkışıyorsun. Bir daha diyor bunlar elini sürdüğünü görmeyeyim. Hangi çocuğun yerine olmak isterdin? Hangi çocuğun yerine olmak isterdin? Hangisi? Bir. Peki sen evde ve iş yerindeki ilişkinde bir gibi misin, iki gibi misin? Bence önce bunu sorgulamak gerekiyor. Bence önce bunu iyi ölçmek gerekiyor diye düşünüyorum. İlerleyelim, hadi. Hadi, bak inisiyatif almak ve proaktif olmak. Hayatındaki insanlara, önce kendine ve hayatındaki insanlara önce bunu kazandırmak zorundasın. Osman geliyor babasına diyor ki, baba diyor basketbol takımına girmek istiyorum. Sen bu çocuğun babasısın, cevap ver bu çocuğa. Ne derdin? Ne derdin? Ama bak, inisiyatif alacak şekilde ve proaktif yetiştirecek şekilde çocuğuna cevap ver. Ne derdin? Bir dene. Başka? Ha? Takımı bul git. İşte bak bunlar doğru cevaplar değil. Tabii ki gidebilirsin, girebilirsin. Ben de teşvik ederim seni. Ya benim derdim ne? Benim derdim çocuğa inisiyatif alabilir bir çocuk yaratmak. Benim derdim ne? Proaktif bir yaşam kurabilecek bir çocuk yaratmak. Baba ne diyor biliyor musunuz? Buyurun hocam. Tam istediğim cevap değil. Ne diyor biliyor musunuz?
çocuğa soruyla cevap veriyor. Ne diyor biliyor musun? Bak, derslerin ne diyor? Bu çocuğun sorunu ne? Dersler. Derslerin diyor, basketbolu beraber yürütebileceğine emin misin diyor. Evet diyor, eminim diyor çocuk. Babası da diyor ki o zaman, diyor madem böyle diyor, böyleyse diyor takıma gir. Dönemin sonunda geldiğimizde derslerin durumuna bakarız diyor. Çocuğu şu anda sen bir kararla baş başa bırakıyorsun. Çocuk üstlendiği kararın, verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalıyor. Ve çocuk ne diyor biliyor musun içinden? Ben diyor sevdiğim şey basketbolu devam etmek istiyorsam sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım ve derslerimi yapmak zorundayım diyor. Ve sen dönem boyunca bu çocuğa gerçekten basketbola gitmek istiyorsa bu çocuk, bu çocuğa ders çalış ödevini yaptın mı demene gerek yok. Zaten bu çocuk yapacaktır. Birazdan size anlatacağım, öfke anlatacağım, çok güzel anlatacağım. Öfke kontrol değil. Öfke kontrol edilebilecek bir şey mi? Asla. Onu psikologlar yapıyor. Onu da kontrol ettirdiklerini zannetmiyorum. İlaçla ilaçla baskılattırıyorlar. O kontrol değil. Ben öfkeyi doğru ifade edebilmek anlatacağım. Tamam? Birazdan anlatacağım. İlerleyelim. İlerleyelim. Heh, şunu söylemek istiyorum. Onun babası, Osman babası böyle derken bak. Hasan ne diyor? Ben diyor basketbol takımına girmek istiyorum. Annesi ne diyor? Nereden çıktı şimdi bu? Osman giriyor, ben ne girmek istiyorum? Olur mu canım öyle şey? Dersini çalışamazsın sonuçta. Osman ne acayip fikirler sokuyor kafana. Okul zaman basket mi olur muymuş? Artık diyor Osman değil, Ali'nin yanına otur sınıfta diyor. Doydum ben diyor. Ne demiştir annesi? Oğlum sadece doydur mu? Daha börek var, sırf çorbaya doymaz. Dur diyor, bardağı ben götürüm şimdi, bir de düşürüp kırarsın diyor. Bu çocuğu bitirdiğinin resmi biliyor musun? Bitirin resmi. Ama sorsan anne baba çok seviyordur. Şüphesiz çok seviyordur yani. Ama bu, ben size ilerleyen aylardan, Mart, Nisan olabilir hocam. O zaman işe ve hayat yürekli adamı anlatayım. Profesyonel davranış. Orada bu konuya birazcık detaylı gireriz. Şimdi ilerliyorum. Ben burada bir yere gelmek istiyorum. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Osman'dan ve Hasan'dan müdürü, Osman'dan ve Hasan'dan müdürü rapor yazmasını istiyor. Anlaştık mı? Ve ikisi de rapor yazıyor. Ve o ikisinin yazdığı raporda aynı iyi işler ve aynı hatalı işler var. Tamam? İkisinin raporunda da aynı iyi işler, aynı hatalar var. Müdür bunlara hatasını söylüyor. Diyor ki, raporum hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte yaparken diyor, rakipleri de göz önüne almalıydın. Benzerini onlar da piyasaya sürecek. O zaman öngörülerin geçersiz olur. Şimdi lütfen dikkat. Ben geçen eğitimde size anlattım mı bilmiyorum. Kazlardan bahsettik galiba. O zaman anlattığımı hatırlıyorum. Sizi eleştirdiklerinde kendinize sorabileceğiniz iki tane soru var demiştim. Ve akşam önce evde sorun demiştim. Hatırlıyor musunuz? İlk soru doğru soru, ikinci soru yanlış soruydu. Eleştirildiğinizde, doğru eleştirildiğinizde, haklı eleştirildiğinizde kendinize sormanız gereken doğru soru neydi? Ben bu eleştiri karşısında nasıl davranabilirim, ne yapabilirim de. Bir insan kendisine ne yapabilirim, nasıl davranabilirim diye sorduğunda hatasını görüyor, karşı tarafın beklentisini görüyor ve kendisini düzeltiyordu, poposunu kaldırıyordu. Peki yanlış soru neydi? Birisi sizi eleştirdiğinde kendinize sorabileceğiniz yanlış soru neydi? Ben bu eleştiri karşısında nasıl hissedebilirim sorusuydu. En doğru eleştiri karşısında bile kendimi nasıl hissedebilirim diye soran bir insanın ben hiçbir zaman kendisini iyi hissettiğini görmedim. Akşama lütfen, eğer geçen sefer sormadıysanız akşama lütfen eleştirsinler sizi ve önce kendinize şu doğru soruyu sorun. Ben ne yapabilirim, nasıl davranabilirim, bak nereye gidiyor ilişki. Ne hissetmeliyim diye sor eleştiri karşısında, bak nereye gidiyor. Bu adam ne soruyor biliyor musunuz kendine? Ben bu eleştiri karşısında nasıl davranabilirim diyor ve cevap haklısın diyor. Bu senaryoyu göz önüne alarak yeni bir rapor hazırlayacağım diyor. Bak yüzü gülüyor. Aynı eleştiriyi kadın Hasan'a yapıyor. Diyor ki bu raporu acele yazmışsın galiba diyor. Karşılaştırma veriler yok diyor. Aynı eleştiri ama nasıl davranabilirim yerine Hasan ne soruyor kendisine biliyor musunuz? Nasıl hissedebilirim kendimi diye soruyor. Ve ondan sonra raporumu beğenmedi. Nasıl hissedebilirim diye sorduğunda ne yapıyor? Araya duvar örüyor. Karşılık vermeye çalışıyor. Sende de bu var ama demeye başlıyor ve raporumu beğenmedi. Beni tecrübesiz bir çalışan yerine koyuyor. Of diye düşünüyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Kurumlarda keşke bu adam sadece burada kalsa. Ne yapıyor biliyor musun? Bu adam müdürün yanından kalkıyor. Kurumlarda ne yapıyor biliyor musun? Mesai arkadaşının yanına gidiyor. Vaktimiz olsa size bunu uzun uzun anlatabilsem. Evet. Müdürün yanından kalkıyor. Bir mesai arkadaşının yanına gidiyor. Müdür diyor beni çağırdı diyor. Raporumu beğenmedi. İşte eleştirdi. Sonra diyor bana raporumun eksik olduğunu söyledi diyor. Anlatıyor arkadaşına, dert yanıyor. Arkadaş diyor ki neresi eksikmiş diyor. Diyor işte karşılaştırma verileri eksikmiş diyor. Vallahi diyor iki zamanda fark etmiş bu eksikliği. Sen de bu raporu düzeltebilmişsin diyor.
Doğru diyor. Hasan'da fark var mı? Hasan'ın fark ne şu anda? Hasan ilk defa güldü. Belki şu anda dönsem baksam 150. ekrandayım şu anda. İlk defa güldü Hasan. Hasan buradan kalkıyor, şu arkadaşın yanına gidiyor. Aynı anlattığın, bu kadar anlattığın aynısını bu adam anlatıyor. Diyor ki, ele işte sonunda bana raporun eksik olduğunu söyledi. Bu ne diyor? Ne demişti? Neresi eksikmiş demişti, değil mi? Bak bu ne diyor biliyor musunuz? Aman diyor. İlla diyor, o da diyor bir ukalalık edecek. Evet diyor, her şeyde bir eksik bulur zaten diyor. Boş ver sen onun dediklerini diyor. Bildiğin gibi yap zaten. Hiçbir şey doğru dürüst sürmez ki bu şirkette diyor. Üff, haklısın bıktım vallahi diyor. Abicim bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? İki soru geliyor. İlk soru. Senin çalıştığın ortamda böyle adamların sayısı mı fazla, böyle adamların sayısı mı fazla? Hangisi fazla? Sağdakilerden fazla değil mi? İkinci soru geliyor. Çalıştığın ortamda yanına gelip derdini anlatan kişiye sen iletişim kurarken sen böyle misin, böyle misin? Bunun cevabını herkes kendisine dürüst versin. Konfüçyüs'ün çok güzel bir lafı var biliyor musun? Ne diyor Konfüçyüs? Dünyadaki diyor, en kötü şey kapkaranlık bir odada simsiyah bir kedi aramaktır diyor. Ama diyor daha kötüsü eğer o odada siyah bir kedi yoksa. Bugün benim bu güzel üniversitemde insanların birçoğu hep aslında hayatlarında hiç olmayan, olsa bile varsaydıkları düşünceleri kadar koca büyük olmayan o kara kedileri arıyorlar. Önce kendi hayatlarını kasvete dönüştürüyor. Daha sonra beraber yaşadıkları insanların hayatlarını kasvete dönüştürüyor. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. Bu kadar net. Önce insanın hayatla iletişim kurması gerekir. Bunun için de hayallerin olması gerekir. Ali Saydam diye bir adam duydunuz mu? Duydunuz mu? Ekranlarda çok çıkar. İyi bir pazarlamacı, pazarlama yönetimi. Belsa İletişim Enstitüsü var İstanbul'da. Hep beyaz gömlek konuşuyor hoca. Oranın sahibi. Beni sıkça çağırırlar orada. Eğitimlere çağırırlar, söyleşilere çağırırlar. Nitelikli kurumlar geliyor. Butik bir bina Mecidiyeköy'de ve her o çok güzel eğitim salonları var içerisinde ve her salonda Einstein'ın bir fotoğrafı. Einstein ve fotoğrafın altında aynı cümle. Ne diyor biliyor musunuz? Einstein yazısı. Imagination is more important than the knowledge. Einstein ne diyor biliyor musunuz? Benim diyor Einstein yapan ne bilgim, ne zekam, ne bilgi özümseme becerim. Benim diyor Einstein yapan diyor hayallerimin gücü diyor. Hayallerimin gücü. Ama bir farkla. Peşinden gitmek şartıyla. Önce insanın bunu yaparak hayatla iletişim kurmuş olması gerekir. Hayallerden bahsediyoruz da hocam hayallerimin büyüklüğü neye bağlı diyebilirsin. Neye bağlı biliyor musun? Bu çalıştığın iş yerinde, bu kurumdaki en dibindeki adamın kim olduğuna bağlı. Şimdi herkes gözünün önüne getirebilir mi? Bu üniversitede en samimi olduğunuz kişi kim? En dibindeki adam kim? Tamam mı? Getirdin mi? Getirdin mi? Yıllardır günde 24 saat dağ bayır beraber gezen iki tane çobanı durduruyorlar. Çobanlardan birine soruyorlar. Diyorlar ki, çok param olsa ne yaparsın? Kendisine soru sorulan çoban, çok param olsa diyor, hep soğanlı cücün yerim. Öteki çobanı soruyorlar, sen ne yaparsın çok param olsa? Öteki çoban cevap veriyor. Ulan diyor, bana yapacak bir şey bırakmadı ki soğanlı cücün yedi. En dibindeki adam kim? Gözünün önüne getirdin mi? Neyini istersen iddiaya girerim. Ben kumarbaz bir adamım. Neyini istersen? Bak her şeyimi verebilirim kaybedersen. En dibindeki adamın bu üniversiteyle ilgili olumlu düşünceleri neyse sende de o var. Ama en dibindeki adamın bu üniversiteyle ilgili ve bu üniversitedeki insanlarla ilgili düşünceleri neyse kötü, sende de o var. Ama önce bir sorgula. Gerçekten bu üniversite o kadar kötü mü? Gerçekten bu üniversitedeki insanlar o kadar kötü mü? Bence önce bunu sorgulamak lazım. Ama önce bunun için önce insanın kendi poposunu kaldırması gerekir. Bu kadar net. Karaman'a gittiniz mi? Hiç. Bilir misiniz Karaman? Ben çok açık öğretim sınavı vasıtası gezen bir adam değilim. Türkiye'de gitmedim. 2-3 şehir kalmıştır. O da Güneydoğu, Doğu'da değil. Karaman'a 7-8 kere gittim. İlçeyken de gittim, ilken de gittim. İlk gittim 90 yılların sonu. Gece indim 2-3. Biri beni karşıladı. Kalacağım yere götürüyor. Şehrin ortasına geldik abicim. Kocaman bir heykel. Şaka gibi. Pir reisin heykeli. Pir reisin heykeli. Kocaman. Dedim ki çok mu dedim değer veriyorsun? O yüzden mi dedim bu kadar büyük bir heykel diktin? İzmirşehir'de. Hayır hocam dedi. Ne alakası var? Pir reis dedi. Karaman bölgesinde doğmuş, büyümüş, yetişmiş büyük bir Türk büyüğü. Şaka gibi. Niye şaka gibi biliyor musunuz? Karaman neresi? Çok eski yüzyıldan bu yana bu bölgedeki en kurak yer, en büyük su birikintisinin belediye parkındaki fıskelaz olduğu yer. Pir reis kim? Kim pir reis?
bugün bile kullanılan deryaların, denizlerin haçasını çizmiş, yetişmiş büyük bir Türk büyüğü abiciğim. Adam oradan çıkıyor, bugün bile kullanılan deryaların, denizlerin haçasını çiziyor. Sizce Priest yapan şey ne? Arkasındaki torpili mi? Siyasi gücü mü? Ha? KPSS, KPDS puanı mı? LGS puanı mı? ALES puanı mı? Priest yapan ne biliyor musunuz? Hayallerinin gücü. Şimdi bir cümle söylüyorum. Bu üniversitenin ileride olacağı yerin büyüklüğü, siz, ben kendimi rektör hocaya da söyledim geçenlerde, ben kendimi bu üniversitede görmek istemiyorum. Bir takım imkanlarımı toparlayıp ben gideceğim, yakın zamanda ayrılacağım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bir gün burada olmadığım sürece mutluyum. Net söyledim rektör hocaya ama ben kendimi dışarıda tutuyorum. Bu üniversitenin ileride olacağı yerin büyüklüğü, siz çalışanlarının hayallerinin büyüklüğüne ve sıra dışılığına bağlı. Tek bir şartla. Peşinden gitmek şartıyla. Eğer ileride bu üniversiteyi iyi bir yerde görmek istiyorsanız. Bu kadar net. Kişilik dedik değil mi? Kişilik. Kişilik nedir? Kişilikli olmak mı, zeki olmak mı? Hangisini tercih edersin? Kişilikli olmak. Ateistin bir tanesi. Allah'a inanmayan bir adam. Böyle elleri cebinde ormanda yürüyor. Bağıra bağıra konuşuyor. Şu kozmik güçlere bak diyor ya. Ne güzel çiçekler, böcekler yaratmış. Ateist. Böyle hayatla iletişim. Yürürken, konuşurken karşısına kocaman bir ayı çıkıyor. Ateistin ödü patlıyor. Ateist önünde, ayı arkada koşturuyor. Ayı yaklaşıyor. Ayı pençeyi kaldırıyor. Ateist bakıyor kafaya, pençe geldi gelecek. Ateist, Allah'a inanmayan, Allah'ım diyor, ne olur bana yardım et. Birden zaman duruyor, yapraklar duruyor. Ayı böyle donup kalıyor. Yukarıdan bir ses. Hayrola ya diyor, bu yaşa kadar çakta gelmek ne oldu böyle birden? Allah'ım diyor, ben imana geldim, ben ettim, sen etme. Allah, olmaz diyor, bu yaşa kadar gelmemiş, bu yaştan sonra hiç olmaz. Allah'ım diyor ateist, madem diyor bana iman vermiyorsun, şu ayıya iman ver. Parmak çıktı, yapraklar dönmeye başlıyor, ayı konuşmaya başlıyor, ayı dilleniyor. Allah'ım diyor, bana verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Ayı imana geliyor. Ben üniversitemde bir gün üzüldüm biliyor musunuz? Bir gün üzüldüm. Ne zamandı? Davut Hoca, ne zaman rektör seçimi oldu Davut Hoca'nın? 6 sene oldu mu? Evet, 6 sene oldu. Ocak ayının başında göreve başladı. Aralık ayının başında göreve atandığı resmi olarak belli oldu. Ama bir ay sonra göreve başlayacak. Değil mi? Öyle bir şeydi. 6 sene olmadı mı hocam? O kadar olmadı mı? Öyle. 6 sene efendim. Seçimler. Lütfen dikkat. Aralık ayının başında göreve atandığı belli oldu. Bir ay sonra başlayacak. Aralık ayının ortası. Sincan'dan trene bindim. Bu tarafa geleceğim. Abi baktım benim vagonda Davut Hoca. Yanında birkaç hoca daha var. Kaç oyla gelmiş? 94 ay değil mi? 300 küsur oy bir hocamız. 300 oy bir hocamız. Davut Hoca 94 ay almıştı. Yok kanun bu. İşine gelir gelmez. Net. Bu kadar basit. İlk defa olan bir şey değil. İlk günden beri kanun var. Bu şekilde var. Bu kadar net. Ben de yanlarına oturdum. Konuşuyorlar. Dedi ki Davut Hoca. Kişilik. Ya dedi, benim anlamadığım bir şey var dedi. Nedir de hocam dedik. Ya ben dedi seçildim ya dedi 94 ay. Evet. Ya dedi ben atandım ya dedi. Seçildikten sonra değil ama atandıktan sonra 94 oyla dedi. Atandıktan sonra dedi en az dedi 600 kişi geldi. Hocam biz sana oy verdik dedi. Sence ben bu üniversitede böyle adamdan olduğu üniversitede, kişiliksiz insandan olduğu adam üniversitede, sence ben iyi iletişim kurabilir miyim onlarla? Anında satmaya dönük adamlar. Anında satmaya dönük. Önce insanın kendi hayatıyla bence iyi bir iletişim kurabilmesi gerekir. Bu kadar net. Mücadele ruhu. Mücadeleci misinizdir? Var mı mücadele sizde? Yaratıcılık. Yaratıcılık nedir? Yaratıcı mısınızdır? 1960 yılı Mahmut Paşa 10 tane çorap tezgahı. Aynı marka çorap, aynı fiyat. 9'u sinek avlıyor. Bir tanesini tıkım tıkım kadınlarla dolu. Anlatmadım değil mi bunu? Araştırıyorlar. 9 tezgahın sahibi çorapları çiftliğe satarken 13 tezgahın sahibi çorapları çiftliğinden ayırmış. Çorapları tepeleme karıştırmış. Çorabın tekini bulan kadın orada öteki tekini ararken oraya yeni gelen kadınlar ulan herhalde burada daha iyisi var, daha ucuz bir yer deyip gelip buradan alıyor. Bunu yapan adamın adı ne? Zeki Başeskioğlu. Kim Zeki Başeskioğlu? Doğru hocam ama Zeki Başeskioğlu'na Zeki Türkoğlu'nun sahibi demek haksızlık. Kim o biliyor musunuz? Bugün bir dünya markası olan, dünyanın en az 60 ülkesine mal satan koca bir holdingin sahibi. Bir gün CEO'lar, genel müdürler doluşmuşlar uçağa. Nereye gidiyorlar?
Çin'e gidiyorlar, iş bağlayacaklar. Gece uçak Kazakistan üzerinden geçerken cam kenarına oturan CEO'lardan biri heyecanla bağırıyor aşağıya bakarak. Arkadaşlar diyor, aşağı bakın ya. Nasıl bir ülke? Her yer ışıl ışıl. Her yer elektrik direği. Bütün herkes cama yapışıyor. Koridorda gazetesi okumaya devam eden yaşlı adam hiç istifini bozmadan. Acaba diyor aranızda diyor aşağıya bakan bu aranızdan kaçının aklına bu ülkeye ampul fabrikası kurmak geldi diyor. Bunu söyleyen adam kim? Söyleyeyim mi? Ahmet Zorlu. Kim Ahmet Zorlu? Vestel doğru ama haksızlık yaparsınız Vestel'in sahibi dersiniz. Ahmet Zorlu kim biliyor musunuz? Bugün bir ilkokul mezunu olan Zorlu Holding'in yönetim kurulu başkanı. İlkokul mezunu. Bu kadar net. Sen işini yaparken her seferinde farklı bakabilmek için mi uğraşıyorsun? Günü geçirmek için mi iletişim kuruyorsun? Bunun cevabı sende. Ahmet Kaplan diye bir adam duydunuz mu hiç? İlk duyduğunda terörist ismi gibi geliyor. Kayseri miydi hocam? Senin oralı. Yıllar önce 18-19 yaşlarında çoban bu adam. Ama ilginç bir çoban. Hafta sonu şehre iniyor. Bir önceki haftanın gazetelerini, dergilerini alıyor. Dağda bayırda hayvanlar otlarken hafta içi o da gazeteler okuyor. Lütfen dikkat. Bir gün bir gazetenin insan kaynakları ekibinde iş ilanı görüyor. İlan ilginç. İlginç. Geleceği tasarlamada bize yardımcı olacak fütürist arkadaşlar arıyoruz. İş ilanı bu. Fütürizm nedir fütürist? Future kökünden gelir değil mi? Medyum memiş fütürist midir? O bir şarlatan değil. Nuray Sayar mıydı neydi? Neyse ona bir şey demeyeyim şimdi. Ona bir şey demeyeyim, lafı geçirmeyeyim şimdi ona da. Hadi o kusur kalsın. Geleceği tasarlamada bize geleceği tasarlamada bize yardımcı olacak fütürist arkadaşlar arıyoruz. İş ilanı bu. Bizim çoban Ahmet Kaplan ne diyor biliyor musunuz? Aha diyor, tam benlik bir iş. Vallahi. Ama iş başvurusu özgeçmiş, diploma, KPSS, KPDS, ALES puanları değil. İş başvurusunun tek yolu var. Aslında hepiniz o kadar iyi tanıyorsunuz ki Ahmet Kaplan'ı. Kesin karşılaştınız. Kesin karşılaştınız. Geleceği anlatan mektup yazıp göndermen lazım. Çoban da gönderiyor mektubu yazıp. 2-3 ay sonra cevap geliyor. Hayatında ilk aşamaya geçmiş, hayatında ilk defa İstanbul'a gidiyor. Mülakatlar, testler 7-8 aşama. İnanmayacaksın ama çoban Ahmet Kaplan başarılı oluyor ve işe alınıyor. Bilgisayar eğitimi veriyorlar, grafik eğitimi veriyorlar. Çoban Ahmet Kaplan'ı duymamış olabilirsin. Ama çoban Ahmet Kaplan'ın ürünlerini hepiniz o kadar iyi biliyorsunuz ki. Bu Cem Yılmaz var ya, filmler var ya, Gora Aroki filmler var ya. İşte o filmlerdeki animasyonları yapan, grafikleri yapan, bugün 100 bin dolarları imza atan adam çoban Ahmet Kaplan. Sendeki durum ne? Fark yarattın mı? Yarattın mı? Farklı bakabildin mi? İletişim bunun için kuruyor musun sen? Kullanıyor musun? Yoksa günü geçirmek için mi? Acı konuşacağımı söyledim. Çünkü acım var içinde. Sinirim var. Özellikle kendi fakülteme. Kusura bakma. Yani. Şimdi. Mücadeleci misinizdir? Mücadeleci misinizdir? Ben Balıkesirliyim. Ben Balıkesirliyim. Kırık dökük bir evimiz var. Narlı, Ocaklar o tarafta. 2003 yazı. Bir öğlen sıcağı. Ama dehşet sıcak. Bir bankta oturdum, vakit geçiriyorum. Üç kişi geliyor. İkisi erkek, birisi kız. Süleyman Bey, affınıza sığınarak anlatıyorum. Süleyman Bey benim yol arkadaşım değil mi? Evet. Üç kişi geliyor. İkisi erkek, birisi kız. Ama kız belli. Doğuştan sakat. Aynen şöyle yürüyor. Bak. Ayağını sürüyerek geliyor. Doğuştan engelli. Yanıma geldiler. Bilmem ne plajını sorular. Ben de 300-500 metre git sola dön sağa dön tarif ettim. Bir şey oldu. Diğer üçü, özür dilerim. Diğer ikisi. Çıkıyor musunuz? Tamam. Alıyorum da. Tamam. Diğer ikisi, tırnak içerisinde söylüyorum. Sözüm ona sağlıklı olanlar. Şımarıkça konuştular. Uf dediler ya bu sıcakta oraya gidelim. Hadi dönelim. Bir şey oldu. Öteki kız. Onlardan kat kat zor yürüyen kız. Arkadaşlar dedi ya dönülür mü dedi. Şunun şurası ne kadar kalmış. Ne kadar zorlukla geldik sizin haberinizde mi dedi. Hadi bakalım. İkna etti ve gittiler. Ve ben de arkalarından gözlerimi yaşayarak baktım. Sizin gibi insanların benim gibi bir adama hocam benim mücadele ruhum var diyebilmesi için iş yerinde ya da özel hayatında buradaki engelleri değil abicim. Senin gibi adamların benim gibi herife mücadele ruhum var diyebilmesi için bunun içindeki engelleri kaldırdığını bana ispatlamak zorundasın sen. Benim bu üniversitenin böyle adama ihtiyacı var. Hayatla böyle iletişim kuran adama ihtiyacı var. Ötekilerinden çok zaten her yerde. Çok.
Hiç maraton koştunuz mu? Maraton kaç kilometrelik koşudur? Bilir misiniz? Anlatmadım değil mi burada? Söylüyorum. 42 kilometre 150 metre. Buradan Bozüyük kadar yani. Ben şimdi size maraton koşturuyorum. En mücadele etmen gereken an hangi andır? Hangi yaştır? Hangi kilometredir? 39, 40, 41. Lütfen dikkat. Ben de öyle düşünüyordum. Araştırmışlar. Kimler sakatlık ve hastalık olmadan yarış tamamlıyor? Kimler hastalık ve sakatlık olmadan yarışı yarıda bırakıyor? İki tane ilginç sonuç çıkmış. İyi yakala. İyi yakala. Çünkü şu anda sen o dönemdesin. Az kaldı kaçırman o dönemi. Şu dönemin şu anda o dönemdesin ve sen o dönemi kaçırmaya az kaldı. Eğer hayatını bundan sonraki kalan kısmını pişmanlıklarla, eksikliklerle yaşamak istemiyorsan. İki sonuç çıkmış. İlk sonuç şu. Hastalık ve sakatlık olmadan yarışı bırakanların yarışı genellikle 20. 21. kilometrede bıraktığı saptanmış. Bu birinci sonuç. İkinci sonuç, lütfen dikkat. Hastalık ve sakatlık olmadan 26. kilometreyi geçen her atletin 42'ye gittiği saptanmış. Yani az önce sizin düşündüğünüz gibi en mücadele edilmesi gereken an 39, 40, 41 değil. 20 ile 26. kilometre arasıymış. Hayat da 42 kilometre değil ama hayat ne biliyor musun? 80 sene. 80 sene. Sen iyi bir yerde olmak için 45-50'den sonra vites arttırmayı düşünüyorsan işler zor. Senin vitesi şimdi arttırman lazım. 25 ile 40 arasında arttırman lazım vitesi. Bunu şu anda yaptın. Yapmadın. Velettenname. Geçti gitti bitti. Ört üzerine toprağı. 40'tan sonra mutsuz, yılgın, şikayetlerle. O da böyle bir adam canım. Varla yaşanacak bir hayat. Karar ver. Sende hangisi var? Albay Sanders'ı duydunuz mu hiç? Albay Sanders. Anlatacağım. Hatırlayan arkadaşlar elle işaret etsinler. Sonra ekrana geçiyorum. Adam albay falan değil. Adamın lakabı albay biliyor musunuz? Adam 68 yaşında bir fabrikadan emekli oluyor Amerika'da. Var mı aramızda 68 yaşında birisi? Abi hayırdır? İyi yakalayın. Adamın yaptığı en iyi şey ne biliyor musunuz? Yemek tarifi yazmak. Albay Sanders emeklilik vermesinin biriktirdiği parayı karısıyla beraber restoran açmaya harcıyorlar. İyi de kazanıyor. Tarifleri yazıyor. Karısı yemekleri yapıyor. 5-6 ay sonra devlet restoranın önünden geçen yolu 100 mil öteye götürüyor. Bir Allah'ın kulu geçmiyor. İflas edecekler. Parasız kalacaklar. Albay Sanders düşünüyor ne yapayım diye. Aklına fikir geliyor. O fikri karısına çıkıyor. Diyor ki şöyle yaparsak diyor. Ben diyor tarif yazıyorum ya. Alayım tariflerimi. Restoran gezeyim. İşte Kazım'ın dükkanına gideyim. Benim tarifimden yemek yapsın. 3 dolar olsa alsın. 30'unu bana versin sentin. 30 sentini. O da zengin, ben de zengin. Mantıklı mı? Hiç mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Albay Sanders arabaya atlıyor, kağıdı kalem alıyor, restoran gözüyor. İlk restoran hayır, 10 hayır, 100 hayır, 1000 hayır. Lütfen dikkat, aç kulağını. Aç kalıyor, parası kalıyor, arabada yatıyor. Ta ki 1019'a kadar. 1019. restoranın sahibi, hadi gel yapalım diyor. 1019. restoranın sahibi Albay Sanders'ın tariflerine yemek yapıyor. 3 dolar kendisi satıyor, 30 centini Albay Sanders'le veriyor. İkisi de zengin oluyor. Aslında hepiniz o kadar iyi biliyorsunuz ki Albay Sanders. Kentteki fried chicken var ya, oradaki keçi sakalı, beyaz suratlı adam var ya. İşte o Albay Sanders. Hiçbirimiz 68'deyiz ama böyle bir durumda kaçımız 68'e giderdik? Bizim insanımız ne yapardı biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Hocam çok uğraştım ben. Ne yaptın? 3'e kadar. Niye? Allah'ın hakkı 3. Hakkını verdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi hızlıca gidelim. Olur mu? Dönelim. Anlamak ve doğru anlatabilmek. Şunu kapatıyorum. Kendi ekranlarımıza dönelim. Oh. Birazcık da İçimi döktüm ya, iyi oldu yani. İçimde kalmadı. Kaç kişi çalışıyorsunuz, çalıştığınız ortamda? Bizim bir şirketimiz var, şirketin adı Açık Şirket. Departmanda kaç kişi var test araştırmada? 60. 60 kişi mi? O kadar çok mu ya? Evet. Hmm. Hocam kaç kişi çalışıyorsunuz bizim bölümde? 36. 36 kişi. Tamam, herkes kendi çalıştığı düşünsün. Sizi sormuyorum, siz 250 kişi falansınız muhtemelen. Değil mi yabancılar? Tamam. Bak bu bir şirket. Bu şirketin adı Açık Şirket ve şirketin haber alma departmanı var. Bu departmanda da 4 kişi çalışıyor. Soldan sağa Ahmet, Deniz, Esra ve Savaş. Bu aralar Savaş'a mı güldünüz? Bir yana mı yani? Dönemin tehlikeli bıyıklarından. Değil mi? Hala görevde mi bilmiyorum. Neyse bu konular bizi aşar. Çabuk kapatalım buraları. Ahmet Bey şirketin müdürü, tanıtayım.
stratejik haber alma departmanı müdürü tek bir tane derdi var. Üst yönetimi proje sunmuş, onaylanması an meselesi. Her gün bununla yatıp bununla kalkıyor. Gün içinde Deniz'in, Esra'nın, Savaş'ın kendisine bu öncelikli halinde yaklaşmasını beklediği yetmiyor gibi Ahmet Bey aynı zamanda Deniz'in de Esra'nın da Savaş'ın da bu konuyu, bu derdi, bu önceliği kendi konusu, kendi dertleri haline getirmesini bekliyor. Bu birinci adam. İkinci adam kim biliyor musunuz? Deniz. Onun evde bir problemi var. Adam haklı, adam haksız. Bu onların derdi. Bizi ilgilendirmez. Kocası çalışmasını istemiyor. İşi bırakmasını istiyor. Tamam? Ama işini seven bir kadın. O da her sabah bu dertle içeriye giriyor. Gün içinde Ahmet'in, Esra'nın ve Savaş'ın kendisinin bu önceliklerinde yaklaşmasını beklediği yetmiyor gibi. Deniz aynı zamanda Ahmet'in de Esra'nın da Savaş'ın da bu konuyu, bu derdi kendi önceliği haline getirmesini bekliyor. Bu da ikinci kişi. Üçüncü kişi, onun derdi biraz büyük. Onun derdi Esra. Kocası işten çıkartılmış, evde para problemleri var. O da her gün bu dertle içeriye giriyor ve gün içinde Ahmet'in, Deniz'in ve Savaş'ın kendine bu önceliklerinde yaklaşmasını beklediği yetmiyor gibi. Esra aynı zamanda Ahmet'in de, Deniz'in de, Savaş'ın da bu konuyu, bu önceliği kendi konuları, kendi dertleri haline getirmesini bekliyor. Bu da üçüncü kişi. Bir de kim var biliyor musunuz? Dördüncü kişi Savaş. Onun durumu birazcık daha rahat. Dün bir bugünkü şirkette çalışmaya başlayalı 6 ay olmuş. Kendisini göstermek için fırsat kolluyor. Sizce bu dört kişi, bu öncelikleri, bu beklentilerinden dolayı sizce ortak amacı gerçekleşme için istihdam edilmiş bu dört kişi anlaşabilirler mi? Çok zor değil mi? Çok zor. Ama isterlerse evet. İlerliyorum. Hep iletişim, iletişim diyoruz. Nedir şu iletişim? Nedir şu iletişim? İletişim her şey. Televizyon, gazete, yazınsal beleştiri, konuşmak, değil mi? Bakmak. Bir bakış, bir bakışa neler anlatır, bir bakış, bir bakış senelerce ağlatır. Gülmek, bir insanın neye güldüğü, zekası nasıl güldüğü, ahlakını gösterir. Susmak, sürat mesaj vermek. Yazmak. Ben geçen hafta anlattım burada. Yazma iletişimi, yazma ile ilgili iletişim fıkra anlattım mı? 7-8 ay önce beni Türk Hava Yolları'ndaki uzmanlar beni 2 gün yazma anlattılar. Yazma anlattırdılar bana. Yazmak üzerine iletişim, yazılı iletişim. 2 gün boyunca. Sadece yazmak. Yazmak ne biliyor musunuz? Affınızı sığınarak günün fıkrasını anlatayım. İletişim. 1960 yılında geçiyor olay. Çocuğun biri evleniyor. Şimdiki gibi değil. Şimdi her evlenen ayrı bir ev açıyor ya. O zamanlarda evlenen çocuk kendi evlendiği karısını, kendi anne babasını kardeşin yanına getiriyor o eve. Onlar da o evde bir oda verip beraber yaşıyorlar. Çocuk 5-6 ay sonra karısını o evde bırakıp askere gidiyor. Askere gittikten sonra 2-3 ay sonra çocuğun aklına düşüyor. Acaba karım hamile mi değil mi? Şimdi olsa ne yaparsın? Açarsın cep telefonunu, doğrudan kadına sorarsın ya da ev telefonunu. 1960'lı yıllar. Değil mi? Bırak cebi, ev telefonu yok. Tek iletişim mektupla. Yazarak. Ama anaya ayrı, babaya ayrı yok. Danaya ayrı mektup yok. Tek mektup gönderiyor. Babasına gönderiyor. Biliyor ki baba daha hane arkasına geçip bağıra bağıra okuyor. Baba karım hamile diye sormak ayıp, saygısızlık. Çocuk mektup yazıyor. Kendisine haberler veriyor. Evdeki herkesin hal ve hatırını soruyor. Mektubun sonunda bir tane dörtlük düşüyor. Dörtlük. Yürü mektubum yürü. Düşü hayra yor da gel. Bir idik, iki olduk, üç olduk mu sor da gel. Güzel değil mi? Baba çocuğun karın ağrısını anlıyor. Ertesi gün çocuğa cevap yazıyor babası. Evdekilerden haberler veriyor. Çocuğun hal ve hatırını soruyor. Bir dörtlük de baba yazıyor. Affınıza sığınarak. Mektubun güzel mektup. Böyle mektup gene yaz. Tarlan ürün vermedi. İzinli geldi gene kaz. Baba da çocuğa derdini anlatıyor. İletişim oldu mu? Anlaşma oldu mu? Şu anlaşmayı doğru yapalım da bakarak, susarak, yazarak, konuşarak. Niye utanarak gülüyorsunuz ki yani? Değil mi? Güzel bir fıkraydı bence. İletişim her şey. İletişim her şey. Şimdi ilerleyelim. Şimdi ilerleyelim. Ben size geçen seferki eğitimde bir tane hap bilgi vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Hatta Putin'den örnek vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Benim Kırgızistan'da çalıştığım zamanlarda Türkiye'ye geldiği zamandan Putin bir örnek vermiştim. Neydi o örnek? Ha? Su olayıydı ama orada bir hap bilgi vardı. Özal'dan örnek vermiştim. Kartal Demirağ'dan örnek vermiştim. Şeyden örnek vermiştim. Ne o? Kılıçdaroğlu'na örnek vermiştim. Değil mi? Hatırladınız mı? Duygu düşünceyi kontrol edersen başım belaya girer. Davranışını kontrol et demiştim. Hatta kendi çocuğumla aramdaki ilişkiyi anlatmıştım. İç ses soktuğumu anlatmıştım hayatımla. Hatırlıyor musunuz? Tamam. Esra rapor yazmış. Rebe raporda hatalar var. Tamam. Ahmet Bey Esra'ya rapor hatalarını söylüyor. Olmamış bir rapor, hiç olmamış Esra. Son zamanlarda çok dalgınsın, sen böyle değildin, sen işini iyi yapan birisin. Ne oluyor sana böyle? Bak bu mesela bu ifade. Ahmet Bey konuşmaya devam ediyor. Esra, Ahmet Bey konuşurken, bak Ahmet Bey Esra'nın bedenini okumuyor, Esra da Ahmet Bey'in bedenini okumuyor. Sadece kelimelerle iletişim kuruyorlar. Duygu düşünceyi görmüyorlar. Geçen seferden Mehmet Uzun'u hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz Mehmet Uzun'u? Hocam, Erdoğan Hocam.
Anlatmadım ya. Anlattım. İlkokul öğrencisi. Anlatmadım mı? Değil. O Mustafa gözü güzeldi. Arkadaşım bir kısmı daha yoktu. İzin verir misiniz? Anlatmadım o zaman. Yıllar önce bu ülkede yaşanmış gerçek bir olay. Yıllar önce Mehmet Uzun ilkokul 3'te öğrenci. 1 ve 2'yi bir kadın öğretmen okutuyor. 3'e geçtiğinde, anlatmamışım, lütfen yıkar. Ağlamak serbest olur mu? Ağlamak serbest. Gözyaşı nereye yıkar? Gözyaşı insanın yüreğini yıkar. Tamam. Yıllar önce ilkokul 3'te 1 ve 2'yi bir kadın öğretmen okutmuş. 3'e geçtiğinde 1 ve 2 okuldan ayrılmış. 3'ün sınıfta bunları ikinci bir kadın öğretmen almış. Bunlar 3'ün sınıfta ikinci kadın öğretmenle okurlarken 5 yılda okuldan 55 yaşında başka bir kadın öğretmen var. 5 yıl mezun olunca 55 yaşındaki emekli olacak. Hazin oluyor, 5'ler mezun oluyor. Mehmet Uzun'un sınıfının 3. sınıfta olan o ikinci kadın öğretmen okuldan ayrılıyor. Okul müdürü diyor ki 55 yaşındakine, ya hocam diyor, hani 4-5, 2 sene okudun sonra emekli olun. Olur mu olur? O 55 yaşındaki kadın öğretmen Mehmet Uzun'un sınıfının 4. sınıfta 3. öğretmen olarak alıyor. Anlatabiliyorum değil mi? Sıkıntı yok. Bir evde dersler başlıyor. Sınıfta 30 tane çocuk var. İşlerine çok zeki olan, iyi dersine, o kadar çok çocuk var ki. Ama abicim tek bir tane çocuk var. Adı Mehmet Uzun. Hep en arkada oturuyor. Hiç ders demiyor. Ders boyunca böyle kafası kolunu sıranın üzerinde. Hiç el kaldırmıyor. Hiçbir kimseyle konuşmuyor. Eylül Ekim 2 ay geçiyor. 1 Kasım akşamı. 55 yaşındaki o kadın öğretmen uykusu kaçıyor. 3. öğretmen. Uyku kaçta vakit var ya, öğrencinin dosyasını inceliyor. En ilginç dosya Mehmet Uzun dosyası. Okuduktan sonra sabaha kadar ağlıyor. 1 ve 2 okutan 1. kadın öğretmen yazdılar. 1. kadın öğretmen yazmış. 1. sınıfın 1. dönemi. Kaç yıllık öğretmen bilmiyorum, kaç öğrenci geldi geçti hiç hatırlamıyorum ama ya bir öğrenci bu kadar mı iyi olur ya? Adı Mehmet Uzun. Okula geldi okuma yazma biliyordu. 3 basamak sayıları kafadan çarpıyor, bölüyor 10 saniye içerisinde. Harika. Tahtiye olan olarak sen benden daha iyi ders anlatır. Aynı öğretmen 1. öğretmen yazmış, 1. sınıfın 2. dönemi. Anlamadığım bir şekilde bu dönem Mehmet Uzun'da bir dikkat dağınıklığı var. Geçen dönemki gibi değil. Bir düşüş var. Aynı öğretmen yazmış, 2. sınıfın 1. dönemi. Mehmet Uzun geçen sene kadar okulda düzenli gelemiyor. Bir sıkıntı var, bir devamsızlık var ama çözemiyorum. Aynı öğretmen yazmış, 1. öğretmen, 2. sınıfın 2. dönemi. Mehmet Uzun çok kötü, hiç eskisi gibi değil. Hep en arkada oturuyor. Kafası ders boyunca kolunu sıranın üzerinde, kimseyle konuşmuyor. Hiç el kaldırmıyor. Arada sırada ağladığını görüyorum, çok üzgün, çok mutsuz. Annesi öldü, annesi öldü. 3. sınıfta olan o 2. kadın öğretmen, çocukları anlamak için bugün birçok evdeki karı kocanın, ana babanın, çocuğun, bugün birçok iş yerindeki yöneticinin, çalışanın birbirini anlamak için uğraşmadığı gibi o 2. öğretmen yazdılar o 3. sınıfta olan. Kaç yıllık öğretmen bilmiyorum, kaç öğrenci geldi geçti hiç hatırlamıyorum ama bir öğrenci bu kadar mı kötü olur ya? Adı Mehmet Uzun. Şöyle kavgacı, şöyle sarsır, şöyle tembel, şöyle psikolojik alsa, şöyle sıkıntı, şöyle şöyle şöyle. 3. öğretmen 55 yaşında 1 Kasım akşamı sabaha kadar ağlıyor. Takdir edersiniz ki ertesi gün davranış değişiyor. 24 Kasım, öğretmenler günü. Bütün öğrenciler bireysel hediye almışlar. Cici paketler tek tek kalkıp öğretmenin elini öpüp verip oturuyorlar. En son, en arkadan Mehmet Uzun kalkıyor. Gazete kağıdına sarılmış, ağzı kapanmayan yarım paketi getiriyor. Yarım açık paketi getiriyor, öğretmene veriyor, arkaya koşuyor. Kahkahalar yükseliyor. Düşünsene herkesin ikisini ekliyor. Onun ikisi gazete kağıdı, ağzı bile kapanmıyor. Öğretmen yanıma açık paketi tam açınca kahkahalar daha da yükseliyor. İçinde iki parçaydı. Bir tanesi böyle boncukları kırık bir bileklik. Diğeri yarısı boş bir parfüm şişesi. Kahkahalar yükseliyor. Öğretmen Mehmet diyor, bu yaşıma kadar aldım en güzel diye. Zank. Bütün günler kesiliyor. Ertesi gün Mehmet'te fark var. Ders dinlemeye başlamış. Kafasını kaldırmaya başlamış. Korkarak da olsa arkadaşlara konuşuyor. Elini kaldırıyor. Dersin bitiminde sınıf boşalmış. Mehmet uzun montunu giymiş. Sırtına çantasını takmış. Öğretmen yanına gelip öğretmenim demiş. Öğretmenim. Aynı annem gibi kokuyorsun. Söylemiş kaçmış. Öğretmen parfüm sıkmış, bilekliği takmış. Aradan yıllar geçmiş. Öğretmen emekli, Mehmet Uzun mezun olmuş. Aradan yıllar geçmiş. Öğretmene bir mektup. Öğretmenim, ben Mehmet Uzun. Mezunum, tıp fakültesini kazandım. Doktor olacağım sayende, hayallerimi gerçekleştireceğim. Kaç kişi geldi geçti hiç hatırlamıyorum. Kimse senin gibi olmadı. 6-7 yıl geçmiş, öğretmene bir mektup. Öğretmenim, ben Mehmet Uzun. Doktorum sayende, şu şehir, şu hastanedeyim. Kaç kişi geldi geçti hiç hatırlamıyorum. Kimse senin gibi olmadı. 4-5 sene geçmiş, öğretmene bir mektup ve bir tane davetiye. Öğretmenim, ben Mehmet Uzun. Önümüzdeki ay, şu şehirde, şu saatte, adreste, salonda evleniyorum. Annem için ayrılmış o boş koltukta seni oturup görmek, bulmak istiyorum. Kimse senin gibi olmadı. Bırak ya iş yerini. Bir insana bok katmak çok kolay biliyor musun? Dilin kemiği yok biliyor musun?
Bir cümle. Bok atmak çok kolay. Bırak iş yerini. Evde anan baban, karın kocan çocuğun dikildi karşına. Derdini anlatmak için 50 tane taklatıyor karşına. Buram buram terliyor. O bu şekilde uğraşırken sen laf işimi şuradan sokacak. Şunu ima etmeye çalışıyor. Ya da o kelimelerde seni rahatsız eden birkaç tanesini cımbızla çekip faturayı onun üzerinden mi kesiyorsun? Eğer öyle yapıyorsan işler zor. Yoksa o kadına, o çocuğa, o adama bu kelimeyi söyleten arkadaki sebep ne, duygu ne, psikoloji ne? Sen bunu görebilen bir adamsan alnından öperim seni. Helal olsun. Doğru yoldasın yani. Bir gün bir yerde eğitim verirsen gelip en önde dinleyecek adam da benim yani. Emin ol. Bir kere geliyorsun hayata. İkinci şans yok. İkinci şans yok. El üstünde tutunmak için illaki ölmeye gerek de yok. Ölmeye gerek yok illaki. O böyle konuşurken bu böyle düşünüyor. Bu ay sonu zam yaparlarsa %15 prim yapar. Bir de sonra ayağa kalkıyor. Şimdi ilerliyorum. Çok vaktim kalmadı. Öfkeye geçeceğim çünkü. Bir yere gelmeye çalışıyorum. Ahmet Bey heyecanla giriyor içeriye. Proje onaylanmış. Yönetim kurulu yönetim. O objektif bir şekilde ortaya konuşuyor. Kimseyle derdi yok Ahmet Bey'in. Yönetim kurulu yönetim onlarla ilgili projeyi onayladı. Bu bölüm için. Güzel mi ekranlar? PowerPoint ekranı böyle olur. Kopyala 20 satır Word metninden. Yapıştır PowerPoint ekranına. Al eline havalı kumandayı. Dön şeyini öğrenciye. Böyle ders anlatan hocanın Allah yolunu açık etsin. Dilin ucuna geldi de vazgeçtim. Aynı zamanda çok zor bir dönemin başlangıcı. Hepimize çok iş düşüyor. Verimli, hatasız ve çok çalışmamız gereken aylar bizi bekliyor. Objektif bir şekilde Ahmet Bey ortaya bunu söyledi. Sizce karşısındaki 3 kişi ne düşünmüştür? Mesela Savaş ne düşünmüştür? Savaş mutlu oldu. Ne diyor biliyor musunuz? Yaşasın diyor ya. Proje onaylan demek. Bu işe çok sevindim. Benim için çok yararlı bir tecrübe olacak. 3 ay 23 sene. Ne kadar sürerse sürsün proje. Savaş da Ahmet Bey frekanslar tuttu değil mi? İyi anlaşırlar bunu. Ne düşünüyor biliyor musunuz? Yanlış olmuş, bu baloncuk burada olacaktı. Önümüzdeki ay ücretsiz izin istemiştin diyor Deniz. Bunu de unut demek istiyor. Dönüyorum geriye. Bu kadar kelime, bu kadar cümle içerisinde izinler iptal oldu diye bir şey var mı? Var mı? Yok. Ama Deniz tamamını değerlendirip algılaması gerekiyor. Ahmet Bey ne yapıyor biliyor musun? Deniz çok çalışmamız gereken aylar. Cımbızla kesiyor, çekiyor. Ahmet Bey'i yargılıyor. Esra ne diyor? Bana diyor artık hata yapma demek istiyor. Son zamanlarda beni ne kadar çok uyarıyordu diyor. Döndüm geriye. Hata yapmayacak kimse. Böyle bir şey var mı? Yok. Esra niye böyle düşündü? Tek bir kelime. Bütünü görmekten yerine tek bir kelimeye takıldı. Hatasız. Ya bırak iş yerini. Sen evde böyle yapıyorsan, kelimelere takılıyorsan işler zor. İşler zor. Anlayamazsın. Anlamazsan anlatamazsın. Yumdum gözümü açtım ağzım değil. Yumdum ağzımı açtım gözümü. Öfkede birazdan söyleyeceğim. Çok güzel öfke ekranlarım var. Anlatacağım. 15 dakika fazla bir zamanımı kullanacağım. Çünkü siz geç geldiniz. Evet, ilerliyorum. Anlamak için 3 şey lazımdır. Anlama niyetinde olmak, bilgi ve gereken çabayı hayata geçirmek. Bak, güzel bir gazete haberi var. 2004'te yaşanmış. Ertesi gün gazeteye yansımış. Okuyorum. Havayollarının İstanbul Antalya uçuşu öncesi Taksim'den kalkan havaş otobüsüne binen 11 yolcu trafik yoğunluğu sebebiyle uçak kaçıracağını düşünerek şirketi aradılar. Biz uçağı kaçıracağız. 11 kişilik grubuz. Uçağı bekletin. Mesajı yanlış anlayan şirket görevlisi havayolu yetkililerini uçağın kaçacağı yönünde uyardı. Panik yaşayan yetkililer kısa bir durum değerlendirmesi sonrasında kaptanın irtibatı kurarak uçağı geri getirmesi talimatını verdi. Uçakla indirilen yolcular aranırken tüm bagajlar yeniden ekstradan geçerek kontrol edildi. Bu arada havalimanına ulaşan grup uçağı beklettiniz mi ancak geldik deyince Taksim'den polis tarafından gözaltına alındı. İfade alınan 11 kişi serbest bırakıldı. Uçak 2,5 saatlik rotanın ardından geç kalan grubu almadan İstanbul'a Antalya hareket etti. Niye almadılar bilmiyorum, ceza herhalde. Yetkililer bu olayın bir yanlış anlaşılmadan oluştuğunu ifade etti. Manidar bir cümle değil mi? Yapıveriyoruz değil mi? Şimdi anlamak için 3 şey. Niyet, bilgi ve gayret. 3 şey de yetmez. Bir becerinizin çok iyi olması gerekir burada. Nedir o beceri? He? İzin verir misiniz? İlk geçen sefer ilk geldiğimde 20 saniyenizi almıştım. Herkes beni dinliyor mu? İşliyor mu beni? Hazır mısınız? O 20 saniyelik yine almama izin verir misiniz? Sonra öfkeye devam edeceğim. Soğuk ve yağışlı bir günde patronu Hikmet'i toplantıya çağırdı. Hikmet eskisi gibi işinde verimli değildi. Genellikle işine geç gelip üretim hattındaki işlerle de geçinemiyordu. Toplantıda şirketin psikoloğu Hikmet'e aile problemleri olup olmadığını sordu. Kısa bir durum değerlendirmesi sonrasında Hikmet'in bir süre izin alarak dinlenmesine karar verildi. Bu kadar.
geçen toplantıda olan arkadaşlarım karışmasınlar, tamam mı? Yeni gelen arkadaşlarıma soruyorum. Hasan abi sen de bunlardansın. Tamam mı? Acun Hanım siz de yoktunuz. İkinci grupta kadar gelmişsiniz. Hazır mısınız? Soruyorum. Duydunuz beni, dinlediniz değil mi? Hazır mısınız? Hikmet üretim hattında çalışıyordu. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Hikmet'in psikolojik problemleri vardı. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Güzel. Boşuna gelmişsiniz. Bu olay kışın yaşanıyordu. Doğru mu yanlış mı? Gerçekten. Doğru. Üç tane soru sordum arkadaşlarıma. Üç tanesine cevap verdi arkadaşlarım. Üçü de yanlış cevaplar. Arkadaşlarım beni çok iyi işittiler. Çok iyi işittiler ama beni dinlemediler. Ne dedim ben? Hikmet üretim hattına çalışıyor dedim. Doğru dediniz. Soru neydi? Cümlem neydi? Genellikle şey, geç gelip üretim hattındaki işlerle de geçinemiyordu. Onun oradakiler de geçinemiyorsa onun orada çalışacağı çalışmadığı anlamına gelmez. O senin yapıştırman. Yargı ile değil, algı ile dinleyebilmeyi başarmak çok önemli. İnsan olmanın gereği değil mi? İnsan olmak. Hikmet'in psikolojik problemleri vardır dedim. Evet dediniz. Toplantıda şirketin psikoloğu Hikmet'e aile problemleri var mıdır? Hikmet'e aile problemi olup olmadığını sor dedim. Siz var dediniz. Ama ne yaptınız? Psikolog varsa yanındaki adamda kesin psikolojik problem vardır. Gerçekten mi? Emin misin? İyi işittin ama beni dinlemedin. Sen evde de böyle yapıyorsan işler zor. Bırak işlerini. Olay kışın geçiyor dedim. Doğru mu yanlış mı? Evet dediniz. Soğuk ve yağışlı bir günde patronu toplantıya çağırdı Hikmet dedim. Ay söylemedim ki. Temmuz, Ağustos'ta da soğuk ve yağışlı bir günü hepimiz gördük. Peki, dördüncü soru geliyor. Bak hepiniz nasıl doğru cevaplayacaksınız. Hikmet erkektir. Doğru mu yanlış mı? Bak ne kadar güzel. Biz buna gelişme diyoruz biliyor musunuz? İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Bir katkım olduysa ne mutlu bana. Çince bilen var mı aranızda? Bak arkadaki kelime Çince. Dinlemek kelimesi. O bıdık adamlar var ya Çinliler. Her şeyin sırrını çözdüğü gibi. İşitmenin, iyi bir dinlemin işitmeden farkını çözmüşler. Çince dinlemek kelimesi 5 simgeden oluşuyor. Yeşil, kırmızı, mavi, bordo, turuncu. 5 simge dinlemeyi anlatıyor. Sizce yeşil neyi simgeliyordur? Kulak, doğru. Mavi neyi simgeliyordur? Mavi. Göz, süper. Turuncu neyi simgeliyordur? Yüksek ses. Ağız ya da? Ağız ya da? Değil. Kulak yeşil hocam. Düştünüz elime. Ben boşuna konuşmuşum. Siz beni hiç anlamamışsınız. Kusura bakmayın. Bak dinlemek eyleminden bahsediyorum ya. Dinlemek eyleminden bahsederken siz bana dinlemede ne kullanıyorsun diyorum ben sana. Tamam kulağımı gözümü kullanıyorum da ağzım ve dilimi kullanıyorum diyorsan kusura bakma sen dinlemiyorsun. Sen kendin konuşuyorsun demektir. Çinliler ne diyor biliyor musun? Bak dinlemek eylemi bu. Aklı kullan. Çinliler ne diyor biliyor musun? İşitmenin dinlemeye dönüşebilmesi için kulağını açacaksın. Gözünü açacaksın. Bu eylemi sen yapacaksın. Bu eylemi baştan sona kesintisiz bir ilgili yapacaksın. Ama diyor önce diyor yüreğini açacaksın diyor. Hatırlıyor musunuz Aşık Veysel'i? Aşık Veysel'i. Kimler hatırlamıyor Aşık Veysel'i? Yarısı yok galiba. Aşık Veysel. Hatırlıyor musun? Serap? Var mıydınız siz? Aşık Veysel'de. Hocam, Aycan. Aşık Veysel'i. Anlatmama izin verir misiniz? 5 dakika. Ben birazcık gecikmeli göndereceğim size. Tamam. Suna yakından dinledim. Benim arkadaşım kendisi. İstanbul'da Çiçek Pasajı'nda 4-5 sene önce Kime Ne diye bir restoran var. Benim çok hoşuma gider orası. Orada 5-6 kişi vardık masada anlattı. İlk duyduğumda ben çok etkilendim. Daha sonra defalarca anlattım. Tamam. 1894'te doğmuş Aşık Veysel. 1894. Sivas'ın Şarkışlı ilçesinin Sivralan köyü. İlk yüzünü 6 yaşında çiçek hastalığından kaybediyor. Çiçeği derler ama değil çiçek. İkinci günü 8 yaşında babası ağaç odun kırarken bir tane çomak parçası fırlıyor. Sağlam gözüne geliyor, kör kalıyor. İki gözü kör kalıyor. Belli bir yaşa gelince bunu evlendiriyorlar. Aradan belli bir zaman geçince tam 9 tane çocuk oluyor. 9 çocuk. Hayat aynen şöyle. Bir karısı, 9 çocuklu bir tane tarla. Karısı her sabah Aşık Veysel'in koluna giriyor. Tarlaya gidiyorlar. Kadın adamı oturtuyor sazıyla beraber orada bir yere. 3'e 4'e kadar kadın çalışıyor, canı çıkıyor. 3'te 4'te Aşık Veysel'in koluna girip eve gidiyor. Evde bir oturtuyor kadın adamı sazıyla. Düşünsene eski zaman köy hali, 9 çocuk. Eve geldikten sonra ev işi, temizlik işi, kadın işi, yemek işi, her şey. Akşamları da 8-9 gibi kafayı vurup yatıp uyuyan bir aile. Berbat bir hayat. Öyle mi? Aynen öyle. Tamam. Kadın bir süre sonra böyle bir hayat yaşamaktan bunalıyor, usanıyor. Aklına şeytan giriyor. Kadın köyden bir adamla aşk yaşamaya başlıyor aşkı.
Aradan 9-10 ay geçiyor. Kadın adamla beraber kaçmaya karar veriyorlar. Aşık Veysel. 8-9 yatmış uyumuş. Gece 11-12 adam geliyor kadını evden alıyor. Kadın küçük bir çanta çıkıyor. Yarım saat otobüsü yürümen lazım. Kadın evden çıkıp iki adım atınca adama diyor ki bir dakika dur diyor, ayakkabım içinde bir şey var. Ayağımı batı acıtıyor, dur çıkartayım. Kadın duruyor, ayakkabıyı çıkartıyor. Ayakkabının içinden bir miktar para ve bir parça kağıt. Parayı da kağıda koyan kim? Aşık Veysel, kör adam. Parayı niye koymuş? Kadının kaçacağını anlamış. Hala benim nikahımda bak mağdur olmasın. Laf bana da gelir. Peki şimdikler ne yapıyor? 8 yerinden bıçaklayıp parça arayıp değil mi? Benzin döküp yakıyorlar. Ya adam olmak ne demek? Gerçekten adam olmak demek. Mavi renkli suçlarına sahip olmak demek değil. Kağıtta ne yazıyor? Kağıtta dehşet bir cümle. İletişimde sen burasın, burasın, burasın kullanıyorsan işler zor. Ne yazmış biliyor musunuz kağıda? Gözlerim kör ama gönlüm görüyor, gönlüm. Gönül gözü. Yani sen karşındaki kişinin söylediği kelimelere takılıyorsan, karşındaki kişi o kelimeyi söyleten arkadaki sebebi, duyguyu göremiyorsan işler zor. Anlayamazsın, anlamadığın için anlatamazsın. Teşhis koyamazsın çünkü. Adam, kadın kaçıyor, kaçtı adamın adı Hüseyin'miş, ona da Kör Hüseyin derlermiş, onun da bir gözü körmüş. Aklınızın bir kenarına kalsın. Evet. Ben Ahmet Şerif İzgören'den bahsetmiş miyim geçen toplantıda? Dinlemek. 2001 krizinde bir ailede, Türk ailede yaşayan bir olayı anlatmadım değil mi? Akdeniz Üniversitesi 2 günlük bir seminer. Ahmet Şerif İzgören'i takip eder misiniz? Benim çalıştığım ekiplerden birisidir o. İzgören Akademi. Ahmet Şerif İzgören, Doğan Cüceloğlu, Mümin Sekman. Benim çalıştığım ekiptir bunlar. Efendim? O bir sürü kitabı var. Akdeniz Üniversitesi 3-4 sene önce bir seminer düzenledi. İlk gün ben, ikinci gün o konuştum. Daha önce kitaplarını okumuştum. Doğru olduğunu iddia ederek bir olay anlattı. Başlıyorum, öfkeye başlıyorum sonrasında. 2001 krizi, baba işten çıkartılıyor. Eve geliyor, durumu anlatıyor karısına. Yemek yiyor. Yemekten sonra karı koca hesap kitap. Evde de 10 yaşında bir kız. 10 yaşındaki kızlarını ona çağırıyorlar. Diyorlar ki bak böyle böyle bir şey geldi başımıza. İşler yoluna gelene kadar ekstra harcama yapmayacağız. Kabul mü? Kız kabul diyor. Lütfen dikkat. Bu yüzden diyor sana sadece öğle yemeği için para verebiliriz. Kabul mü? Kız kabul diyor. Baba her sabah iş aramak için evden çıkıyor. Kız her sabah öğle yemeği için para verer, okula gidiyor. Baba her akşam üzeri yorgun argın, umutsuz musuz geri dönüyor iş aramadan. Yorgun argın. Aradan 5-6 ay geçmiş. Baba bir akşam üstü yorgun argın kapıdan girer girmez baba zıvanadan çıkıyor. Kızı kendi odasına, yatağının üzerine hediye ambalajı, kağıt, kutular, bir şeyler almış, bir şey paketli. Baba bir hışım gidiyor. Başlıyor bağırmaya. Sen dün ne biçim kızsın, hani söz vermiş, hani ekstra harcama yapmayacaktık, nereden çıktı bu? 5-10 dakika, ne bağırmak ama? Babasının bağırması bitince kız, babacığım diyor, yarın diyor senin doğum günün. 3 gündür harcamıyorum, sana bunu aldım. Baba şok, duvara çarpıyor, gözler sulanıyor. Ertesi gün baba yine yorgun argın eve geliyor. Bir gün önce çarptı ya da duvara, aldı ya dersin boynuzsun. Aldı ya boynuzsun. Baba bir gün önce aldı ya dersin, doğrudan salona geçiyor. Kızı bir gün önce paketlediği hediye getiriyor. Babacığım diyor buyur. Yeni yaşın sana, bana, anama, evimize huzur, güzellik, mutluluk getirsin. Baba bir gün önce çarptıyor, doğru aldı ya dersin. Güzel bir gülümseme, güzel bir teşekkür. Kıza yanağına kondurdu güzel bir öpücük. Baba paketi alıyor, ipi açıyor, kağıdı yırtıyor. Kutunun kapağını açıyor, açmaz. Baba zıvanadan çıkıyor. Kutunun içi boş. Baba başlıyor bağırmaya. Sen diyor ne biçim kızsın, ben nerede uğraşıyorum? Böyle bir zamanda benimle dalga geçmiyor, utanmıyor musun? Babasının bağırması bitince kız, babacığım diyor. Dün bütün gece uyumadım. Hediye olsun diye kutun için sana öpücüklerle doldurdum diyor. Bırak iş yerini ya. Evdekiler dikildi karşına, derdini anlatmak için 50 tane takla atıyor. O bu şekilde uğraşırken sen lafı şimdi şuradan sokacak. Kesin bu adam böyle. Gerçekten emin misin? Gerçekten. Koy şu elini bir yüzüne ya. Bir vicdanına koy. Bir insana bok atmak çok kolay. Gerçekten çok kolay. Gerçekten öyle mi bakalım? Hiç sende suç yok mu? Bir düşün bakalım. Şimdi ilerleyelim. Öfkeye geçelim. Aramızda öfkelenmeyen bir adam var mı? Kadın arkadaşlarıma sormuyorum. Onların hepsinin öfke... Estağfurullah. Nasıl hocam? Evet. Çok güzel bir zaman. Bitireceğim. Oo, kaç? 14.40 mu saat? Süper. Süper. Öfkelenmeyen var mı aramızda? Olabilir mi? Öfke en insani duygu. Korkmak gibi, tiksinmek gibi, sevmek gibi, nefret etmek gibi. En insani duygu. Öfkelenmeyen bir insan yok. Ama ne var biliyor musunuz? Hani bir şey olur mesela. Ben Hasan abiyle yıllarca aynı odada oturduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben Hasan abinin çok az öfkelendiğini gördüm. Ama öfkelendiği tamam öfkelendiğini gördüm yani. Hani çok az öfkelenir. Ben sık öfkelenen bir adamımdır. Beni de bilir.
Ben diyet yemeği gibiyim. Yani sık ye derler ya, hani sık ye az ye. Ben hani sık öfke yenirim, o bir kere tam öfke yenir yani. Birisi bir şey anında öfkelenir, birisi ona aynı tepki vermez. Öfkelenmeyen yok, tamam mı? Lütfen gözünüzün önüne getirir misiniz? En son kime öfkelendiniz? Lütfen gözünüzün önüne getirin. Herkes bana bakıyor. Pardon hocam. Ama yanındayken de söylenmez ki hocam yani. Ay ay. Olacakmış üniversite iş. Bir şey söyleyeyim sana? Ben ne fark ettim biliyor musun? Ben de 10 yaşında 5 eksi basın babasıyım. Daha o TEOG sınavı daha var. Üniversite sınavında da, TEOG sınavında da, ALES, ÜDS, YDS sınavlarında da zeki olanlar başarılı olmuyor biliyor musun? Ter dökenler. Rakibine göre 5 soru, 10 soru, 20 soru fazla soru çözenler daha iyi hale geliyor biliyor musun? Tamam mı? Bunu ne olur unutma. Bunu ne olur unutma. Aradaki fark bu. Evet. Getirdiniz mi gözünüzün önüne? Çok özel değilse kime öfkelendiniz? Şimdi ben sizi konuştum. Benim böyle eğitimlerime anne baba çocuk gelmek çok büyük bir tehlike. Hocam size saygımdan dolayı çok bulaşmadım size burada. Tamam mı? Bir de Erdoğan Beylerin bir de ufak bir bıdıkları var. O da canavar gibi bir şey. Değil mi? Bazen karşılaşıyoruz markette. Allah çocukların karşısına iyi insanlar çıkarsın. En önemlisi o. İnsan çok dışarıda da iyilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ama düşünelim bakalım biz iyi miyiz, kötü müyüz? Bence onu da düşünmek lazım. Biz hangi kısma giriyoruz? Ben hep öyle sorgulatıyorum. Evet, en son kime öfkelendiniz? Çok özel değilse. Lütfen hocam. Kaç yaşında oğlunuz? Lise 2'ye gidiyorum. Hı-hı. Ben çıktım, aradım, sunumu yarıda bıraktım. Ulaştım, sebep nedir, neden aradınız dedim. Biyoloji öğretmeninin şöyle bir yöntem var. Ödev yapmadığı zaman öğrenciler, git aşağıda sekreterin yanından anneni ara, ben bunun ödevimi yapmadım de, kağıt imzala, gel dedim. Yani oğlum da bunun için aşağı inmiş, beni arıyor sekreterin yanından. Doğal olarak. O sınıfa gitmiş, ben de sekretere dedim ki, ben de bir eğitimciyim dedim, bu yöntemi hiç tasvip etmiyorum dedim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Hocam hocam bak hocam çok güzel bir şekilde bir şey açıkladı. Dedi ki ben de bir eğitimciyim dedi. Ben böyle bir yöntemi tasvip etmiyorum dedi. Bak konuşma biçimi, cümle biçimi. Hayvanlara eziyet edenlerden nefret ederim. Hayvanları sevenleri severim. Randevularına sadık kalma insanları hiç sevmem. Randevularına sadık kalan insanları takdir ederim. Bak hocamınkisi ikinci konuşma tipine yakın. Görmediniz. Şimdi tabii kızmakta haklısınız ama sizin yerinizde olan kaç kişi acaba sizin gibi cevap verirdi bilmiyorum. Yani onlar daha öyle bir işte ya da kız öğretmene kızıp ya da kızıp öğretmene dönüp çok sert konuşanlar da çıkabilir diye düşünüyorum. Hocam az önce sizi yücelttim. Yerlere getirdim. Şey gibi konuyor. Hocam diyor ki birazdan okula gidecek mi? Yani şu el şöyle mi koyarlar yani? Siz provokasyonlara yapmak lazım ama dedi ki maalesef hani bir de yaşıyoruz sonuçta. Anne gitme konuşmaya dedi. Gerekirse ben konuşurum dedi. Çünkü öğretmen bana konuşmak gerekiyor. Ama konuşmayı da doğru yapmak lazım. Konuşmak bebek bence konuşmak gerekiyor ama konuşmayı az önce telefonda sekretere söylemişsiniz ya. Bu yöntemi ben hiç tasvip etmiyorum diye o cümle yapısıyla konuşmuşsunuz ya. O şekilde konuşsanız öfkelenmek çok normal. O yapıyla konuşmak. Biz buna iletişimde ben dil diyoruz. Ben dille konuşmak çok iyi bir şey. Sen diliyle konuşmak sizi haklıyken haksız duruma düşürür. Ben size 10-90 kuralı anlattım. Hatırlıyor musunuz? Onu da mı anlatmadım? Allah Allah. 10-90 kuralı. Hayatın kuralı. Hayatın kuralı. Hocam bak sen ikinci kuralda, ikinci uygulamadaki gibi yapmışsın. 10-90 anlattım diye hatırlıyorum ama bir tane kitap cümlesi kullanmama izin verin. Kurallar ne diyor biliyor musunuz? Gün içinde diyor, bir gün içinde yaşadıklarınızın sadece %10'u başınıza gelenlerdir diyor. %90'ı o başınıza gelenlere nasıl tepki verdiğinizdir diyor. İşte dün hocamın başına gelen bir olay var ve bir tepki veriş biçimi var. İşte bizim evde ve iş yerindeki tepki veriş biçimimiz %90'lık kısım bizim imaj ve itibarımızı belirliyor. Ben şimdi kendimden bir örnek verip oynayacağım, yazacağım. Herkes kendisini değerlendirsin. Tamam? Tamam?
Ben şimdi sabahları genellikle yaz, kış, hafta içi, hafta sonu hiç fark etmez. Hasan abi bilir. En geç 6-6.30 gibi kalkan bir adamım. Yani geceleri biz beraber uyumuyoruz Hasan abi. Yanlış anlaşılmasın ama bilir derken. Gece... yani senin için yaptım. Ben kendimi geçtim. Gece mece yola gitmem gerekmiyorsa, ki genellikle geceli yolculuk yapıyorum. Ya da oturup çalışmam gerekmiyorsa, günü kurtarmak için geceli yolculuk yapıyorum. Haftanın en az 4-5 günü yollarda geçiyor benim. Ya da oturup çalışmam gerekmiyorsa 12.30-1 gibi, en erken 12.30-1 gibi yatıp kafayı vurup yatıp uyuyan bir adam. Yani benim günlük hayatım sabah 6-6.30'da gece 1 arasında geçiyor. 3 aşağı 5 gün sizinkisi gibi. 6.30'dan gece 1'e kadar benim yaşadığım, sizin yaşadığınız gibi binlerce, 10.000'lere şey var mı? Var. Bunların sadece %10'u başıma gelenlermiş. %90'a nasıl tepki verdiğim. Yazıp oynuyorum. Herkes kendisini değerlendirsin. Öfke. 6.30 uyandım, tıraş oldum, duş aldım, gömleğimi, kravatımı taktım. Sabah saat 7.30. Mutfak. Kahvaltı yapıyorum. İşe gideceğim. 9'da toplantı var. Eşim kahvaltı yapıyor, işe gidecek. Dedi ki 10 yaşında eşek sıpası. O kahvaltı yapıyor. Birazdan servis gelip alıp onu okula götürecek. Sabahın 7.30. O yaşta çocuğu anlar, ne demek istediğini çok iyi anlarlar. Sizinkiler büyümüş. Unutmuşsunuzdur belki. Pilli gibi bunlar. Sandalyeden iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Bilirsiniz değil mi yani? Piller hiç bitmiyor. Bitmesin de zaten. Bir iniş çıkışında dirseği şu masanın kenarına duran süt bardağını çarptı, bardakları üzerime devrildi. Gömleğim, kravatım bitti. Suçum var mı? Ben mi yaptım? Hayır. Başıma gelen bir olay mı? %10'luk kısım mı? Evet. Bu olayla ilgili yapacağım konuşma gece 1'e kadar evde ve iş yerine karşısına çıkacağım insanlarla aramdaki ilişkinin kalitesini belirliyor. Önce yanlışını oynuyorum. Tamam? Çarptı, öyle döküldü. Kalktım. Gömleğim, kravatım gitti. Başladım bağırmaya. Ne yapıyorsun dedim ya. Ne yapıyorsun ya? Koskoca adam oldun ya. Bir adam gibi oturup kahvaltı edemiyorsun. Ama ne bağırmak. Çocuğun ödü patladı böyle. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Döndüm eşime. Sen de suç var dedim ya. Sen de suçlusun. Bu bardağı kenara koyacaksın. Ortaya koysan bu halt olmayacak. Sabahın 7.30. Kadın adı bugün papazı. O sene çıktım gittim yatak odasına. Temiz gömleğimi, temiz kravatımı taktım, hazırlandım. Tam yatak odasının kapısından çıkacağım. Bir baktım pencereden aşağıya. Çocuğu almaya gelen servis almadan gidiyor. Mutfaktan sesi geliyor. Daha da sinirlendim. Bir hışım mutfağa gittim. Öfke. Mutfağa giderken o günkü toplantı için içinde önemli evraklarım oldu. Evrak çantamı yatak odasının kapısını unuttum. Mutfağa gittim. Kadın dedi ki, bıktım senden dedi ya. Ne dedi bu dedi böyle her sabah her sabah. Yeter dedi ya. Bir de dedi eğitimciyim dersin. Senin dedi eğitime ihtiyacın var. Lafı da soktu bana. Ne halim varsa gör. Çekti gitti kaldım. Kahvaltı bitirtecek, gidecek, okula bırakacaksın, toplantı yetişeceksin. Bir iki bir şey tıkıştırma ağzına, kargo tutma giydirin, attım abi, bastım gaza. Radara girdim. Trafik cezası ödedim. Şeytan azapta gerekmiş halim. Şimdi siz görmüyorsunuz tabii, arkadan böyle oh ben diyenler var böyle. Okulun önüne geldim, durdum, bırak çocuğun konuşmasın, çocuk suratıma bakmıyor. Vicdan değil mi, rahatlatıp göndereyim çocuğu değil mi? Derin nefes aldım. Hadi oğlum dedim ya. Olur böyle şeyler sırada, arada sırada evler. Sıkma taçını. Hadi dersler. Çocuk arabadan indi. Allah'a ısmarladık. Poşta kafanı demek yok yani. Arabanın kapısını böyle bam diyor. Küfresi daha iyi. Gidiyor benim oğlum ya. Bir iletişimci ne oldu? Böyle bıdık, tombik bir şey zaten. Tanıyanlar bilir. Sırtında sünger bob çantası. Sarı uzun burunlu. Girecek 10 metre sonra kapıdan içine girecek. Biliyorum kızdırdım çocuğu. Dönüp bakıp böyle el sallamayacak biliyorum ama. Bu arada kameraya da el salladım. Çaktırmadan da o soyan gözüne bakacak. Benim oğlum. Bekliyorum. Baktığında sevimli sevimli elimi sallayacağım. Hiçbir şey yapmadan yürü. Daha da sinirlendi. Beni daha da sinirlendirdi. Seni dedim doğuranda, doğurturanda. İki küfür daha bastım. O sinir bastım gaza. Fakülteye geldim. Odamın olduğu kata çıktım. Oradaki sekreter arkadaş, asistan arkadaşlar ters bir fayda, soğuk bir fayda günaydın dedim. Arkamdan dediler ki, ulan herif bugün tersinden kalkmış. Zaten okula gelmiyor. Geldiğinde de böyle asık suratta geliyor. Her yerde söylüyorum abi gitmedi mi? Açıkça söylüyorum yani. Gitmeyeceğini de söylüyorum. Arkamdan dediler ki hocaya yaklaşmayın bugün tersinden kalkmış. Konuştular sizden arkadaşlar. Masama oturdum, evrak çantamı evde unuttum fark ettim. Sabah saat 9. Gün berbat başladı. Suçlu kim? Kadın mı, çocuk mu, trafik polisi mi, evrak çantası mı, süt bardağı mı, ben mi? Kim? Heh, gözümün içine bakarak siz derseniz ayıp. Ben bir daha gelmem buraya. Bir, Ben burada bir hocayım. İki, misafirim. Sana ne? Şaka yapıyorum ben. Şaka yapıyorum. Düne bile bakmaya gerek yok. Sabahtan bu dakikaya kadar bile bu kadar abartılı olmasa bile buna benzer bir şey yaşanmıştır. Biz buna 10-90 diyoruz. Peki doğrusu nasıl olacaktı? Konuşmayacak mıyız?
Yalnız bak Facebook duvarına konuşmak bebek gibidir derler. Ona gebe kalması çok kolay ama onu doğru doğurması çok zordur derler. Çarptı öyküldü, kalktım. Gitti gömleğim kırıldım. Kesinlikle göz teması kurdum. Belki dokundum. Yaptı olayım, ben de sebep oldu. Üzüntü nedenini anlattım. En sevdiğim kravatı bir daha kullanamayacak olmak. Üzerimi değiştirme sebep olacak vakit kaybı, işe geç kalacak olmak. Bu şekilde anlattım çocuğuma. Kadına bulaşmadım. Çıktım bitim arkadaşını temiz gömleğimi, temiz kravatımı taktım, hazırlandım. Tam çıkacağım. Bir baktım pencereden. Çocuk servis vermiş, annesine sallıyor. Evrak çantamı aldım. Mutfağa gittim. Karım hadi Allah'a ısmarladık dedi. Gitti. 15-20 dakika sonra ben de kahvaltımı bitirdim. Ev kilitledim. Yarım saat öncesinde elinde evrak çantam. Herkese güzel bir günaydın dedim. Fakülteye geldim. Aynı adam, aynı olay, iki farklı sonuç. Sizdeki durum ne? Ne ekelse onu biçiyorsun. Kayışlar Caddesi'ndeki olayı anlattım mı size? 10 sene önce bir Mart ayı 5.30-6. Dolmuşların yolduğu bir cadde. Bir dolmuş beni solluyor, önüme geçiyor. Biri el kaldırıyor. 4-5 kez yaptı. 4-4 bir de anlatabilirsem bak çok şey anlatayım. 4-5 kez yaptı. Arkamda kaldı, dedim ki geçmez. Bastı gaza, önüme geçti. İleride biri el kaldırmış. Zank diye durdu dolmuş. Ben de Allah ne verdi sana böyle bindiriyordum. Son anda yüreğim ağzıma geldi. Son anda fark ettim. Sıyırdım. Önüne geçtim. El freni çektim. Geçerken uzunca kornaya bastım. El freni çektim, indim. 9-10 sene önce. 45-46 yaşlarında iri iri doğmuş şoför. Koca bir adam. O da indi. Bana aynen şöyle bak. Aynen şöyle. Hiç beklemediğim şey yaptım. Kaçmadım. Sağlam bastım. Ukalaca değil. Efendici, abicim ödüm patlattım. Vuruyordum dedim ya. Niye böyle oldu? Böyle gelirken zank kaldı adam. Şöyle. Kardeş dedi, geçmiş olsun dedi ya. Bir müşteri ekmek parası işte dedi. Abartma sen dedi. Bak hiçbir şey olmamış dedi. Bir dedi bak burada uzun uzun kornaya basma, seni döverler dedi. Adam bir de o verdi dersi bana. Tamam mı? Hadi dedi, döndük. Geçmiş olsun, gidiyor. Abicim dedim, daha dur, cümlem bitmedi. Daha cümlem var. Ya dedi, bir müşterilik dedi. Bindi gitti ve kaldım ben orada. Ben ne öğrendim biliyor musunuz o yağmurun altında? Kitaplardan öğrenemeyeceğim bir şey. Ben o gün adam öyle değil de adamın bana geldiği gibi adama gitseydim. Adam benim burama değil de buraya vururdu muhtemelen. Şu bölgeye. Senin kime nasıl yaklaştığın çok önemli. Şimdi ilerleyelim. Bak kadın haklı bir sebepten dolayı. Kocasına kızmış. Haklı kadın. İfade ettik kızgınlığını. Az önce hocamın verdiği örnekte olduğu gibi. Bak adam birden ne hale geldi? Adam birden bu hale geldi. Bizim bu eğitimimizin kahramanları tatlı dil apartmanı. Öfke eğitimi ya. Tatlı dil apartmanı. Ben şimdi bir ekran açacağım arkaya. 15-20 dakikaya bitireceğim. Anlaştık mı? Ama sağlam bitireceğim. Soru şu. Kızınca ne yaparsınız diye soracağım. Seçenekler var. Bir tanesine de el kaldırabilirsiniz, hepsine de el kaldırabilirsiniz. Vereceğiniz cevaplar kime kızacağınıza bağlı olarak değişir tabii ki. Ya ben şimdi rektöre kızdığımda, dekana kızdığımda tepkimi verişmişimim ne? Hani tapusu bizde insanlar vardır. Ne yaparsan hep orada durmaya devam eder. Onlara kızdığımızda kızgınlığımızı ifade ediş biçimimiz farklı olur değil mi? Yani kim olduğunu biliyorsunuz ondan. Ortak olsun hepimiz için. Hani tapusu bizde bir insan. Ne yaparsak yapalım o orada durmaya devam edecek. Tamam mı? Öyle birisi bizi kızdırdı. Tamam? Ve çok büyük bir konuyla kızdırdı, ilgi kızdırdı. Tamam, anlaştık mı? Bir tanesini de el kaldırabilirsiniz, hepsini de el kaldırabilirsiniz. Şimdi ekran geliyor. Hocam ben kızınca gözüm hiçbir şey görmez, tepem atar diyen var mı? Her seferinde değil. Hiç böyle oldunuz mu? Benim böyle olduğu zamanlar oldu. Elleri göreyim. İyi. İkinci soru geliyor. Hocam ben kızdığımda kızgın olduğumu saklarım diyen var mı? Ya ben çocuğuma kızdığım zamanlarda bazen kızgın olduğumu saklıyorum mesela. Böyle olduğum zaman böyle olan var mı? Hiç olmadı mı? Saklamaz mısınız? Evet. Tamam. Ben onu düşünmemiştim. Anladım. Ben onu düşünmemiştim ama mantıklı. Mantıklı. Yani sözlü ifade etmek. Mantıklı. Ben o boyutuyla hiç düşünmemiştim. Ben sözlü ifade etmek anlamında. Tamam. İki. Hocam ben kızdığımda elime geçen ilk fırsatta beni kızdıran kişiye hücum olurum diyen var mı? Benim böyle olduğu zamanlar da oldu. Hocam ben kızdığımda kızgınlığım kusar, içim boşaltırım, hiçbir şey saklamam diyen var mı? Benim böyle olduğu zamanlar oldu. Zaten ben bakıyorum. Ayfer Hanım, Betül Hanım ve ben at başı gidiyoruz. Hepsini kaldırdık. Bunu fark ediyorum. Biyoloji öğretmeni, suçlu biyoloji öğretmeni. Farkındayım. Bir de şimdi Ayfer Hanım, Betül Hanım ve bendeki durum bu. Bir de her sorudan sonra Günsu sağ tarafa bakıyor. Acaba annemle babam el kaldırdı mı kaldırmadı mı? Bu kadar laf sokayım hocam ya. Şimdi hocam ben kızdığımda ima yoluyla karşımdaki kişiye beni neden kıstırdı hakkında ipuçları verin diyen var. Benim böyle olduğu zamanlar. Bak biliyorum yani siz garanti kaldırıyorsunuz. Benim böyle olduğu zamanlar da oldu.
Sevgili arkadaşlar, bir şey söyleyebilir miyim? Siz evde ya da iş yerinde birisine kızdığınızda, kızgınlığınızı bu ve buna benzer yollarla ifade ediyorsanız siz, kusura bakmayın, siz hata yapıyorsunuz demektir. Hata yapıyorsunuz demektir. Buda'nın çok güzel bir lafı var. Buda ne diyor biliyor musunuz? Kızgınlık diyor, kızgınlık. Başkasına atmayı düşündüğün kızgın bir demire benzer diyor. Aslında diyor her iki ucu da diyor seni yakar diyor. İşte Hüseyin'le biz aynı yerde çalışıyoruz. Hüseyin kızdırdı beni. Demirin bir ucu beni yaktı mı? Yaktı mı demirin bir ucu? Evet. Kızgınlığımı bu ve buna benzer yollardan bir tanesi ifade ettiğinde arkadaşıma vicdan yapmaz mısınız ya? Yapmaz mısın yani bunlardan bir tanesi kızgın ifade ettiğinde? Haklı da olsan bir süre sonra vicdan yapmaz mısın? Üzülmez misin? Al. Al demirin öteki ucu da seni yine yaktı. Şimdi ilerleyelim. Atlayarak geçiyorum. Bundan sonraki ekran gerçekten çok önemli. İki tane kelime söyleyeceğim. Aramızda tıp eğitimi alan oldu mu hiç? Ya da tıp eğitimi alsanız burada ne işiniz olacak deseniz de. Detaylı sağlık eğitimi alan oldu mu? Ya da detaylı psikoloji eğitimi alan oldu mu? İki tane kelime söylüyorum. Onu bundan sonraki ekranda anlatacağım. Çok önemli. Amigdala. Hiç duydunuz mu? Amigdala. Bir de prefrontal lob. Anlaştık mı? Oraya geleceğim. Bundan sonraki ekran çok önemli. Ama bundan sonraki ekranı anlatabilmem için size bundan sonraki ekran nasıl kızarız? Benim size neden kızarız anlatmam lazım. İlk ekranda ne görüyorsunuz? İki tane kadın var. Ellerinde köpekgillerden bir hayvan var. Ne? Köpekgillerden diyorum. Ceylan diyorsun. Tilki. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hayatı basitleştirmek gerekiyor. Çok afaki büyük şeyler değil bunlar. Kuyruğundan çeken kadın diyor ki tilkiye, birisi kuyruğundan çekiyor, birisi ön ayağından. Kuyruğundan çeken kadın diyor ki, o kürk olmak için çiftlikte yetiştirilir diyor. Ben de diyor ondan manto yapacağım. Ön ayağından çeken kadın ne diyor sizce? Aynen, hayır diyor, o da diyor bir canlı. Öldürüp derisini üzemezsin. Biz ne zaman kızarız? Bakın, Ayfer Hanım'la biyoloji öğretmeni arasında bir tilki yoktu. Ama bir konu vardı. Ayfer Hanım'a göre yapılması gerekenler, bir de öğretmenin yaptığı şeyler değil mi? Biz neden kızarız biliyor musunuz? Biz bize göre doğru, bize göre dürüst, bize göre adil olmayan durumlarla biz karşılaştığımızda kızarız. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Herkes farklı be abicim. Herkes farklı. Herkesin bir konuyla ilgili benim doğruluğumla, benim dürüstlüğümle, benim adaletimle bakmasını beklemem kadar kendim yapabileceğim büyük bir haksızlık yok. Eğer böyleyse benim hayatta kızacak çok şeyim var demektir yani. Her şey kızılacak şey. Değil mi? Bakıldığında. Biz neden kızarız diye biliyor musunuz? Beklentilerimiz gerçekleşmediğinde biz kızarız. Benim rektörden, dekandan, işte fakültedeki iki asistan arkadaşıma ya da çocuğumdan benim beklentilerim var. Onlar o beklentileri karşılayamadıklarında ben onlara kızıyorum. Ama onların da benden beklentileri var. Ben de onları karşılayamadım, onlar da bana kızıyor. Ama bak son cümle hayatı doğru yaşamak için çok önemli. Eğer siz şu hayatı çok yüksek beklentilerle yaşıyorsanız hayal kırıklığı. Yaşama şansınız çok yüksek. Ama tersi de var. Çok düşük beklentilerle yaşıyorsanız şu hayatı özgüven eksikliği oluşur sizde ve çabuk bırakmak. Çabuk bırakmak. Bırakıp gitmek. Bir ilişkinizde düşük beklentiniz varsa küçük bir şeyde hemen bırakıp gidersiniz orayı. Değil mi? Bu da iyi bir şey değil. Doğru derecede beklentilerle hayatı yaşamak gerekir. Bu da aklınızın bir kenarına kalsın. Bak ben geçenlerde kaldım. 2 hafta önce kaldım. Tıkandım. Boğaziçi Köprüsü, adamlar tıkanmış, herkes tıkanmış, hiç kimse sesini çıkartmıyor. Bir tanesi felaket, geç kaldım, inanamıyorum, of. Biz bazen olumsuz durumu, olayları abartarak kızgınlığımızın süresini ve yoğunluğunu arttırırız, uzatırız. Bu aklınıza kalsın. Şimdiki ekran çok önemli. Nasıl kızarız? Siz bu çocuğun babası ya da annesiniz, anlaştık mı? Bu çocuk sizin çocuğunuz. Hocam buna kızılmaz ki demeyin. Bu bir örnek. Ben de biliyorum kızılmayacağını ama. Bir eli sineğinizden tutmuş, diğer elinde de kamyon, oyuncağı. Yürüyorsunuz yolda ve çocuğunuz size diyor ki, 5 yaşında bak bu çocuk, diyor ki, baba ya da anne, bana Pekin ördeği alsana. Ya hocam bu cümleye kızılmaz demeyin. Ben de biliyorum kızılmaz bu cümleye ama kızdınız bak, köpürdünüz. Hadi cevap ver, ne derdin çocuğuna? Kızdın, öfkelendin. Öfkeni nasıl ifade ederdin? Nasıl ifade ederdin? Evet. Başka zaman alırız. Nereden? Bak. Sen muhtemelen evli bile değilsin. Bırak çocuğu. Muhtemelen sen evli bile değilsin yani. Heh.
sonra alırız diye çok sakin söylüyor. Bak bir de evli arkadaşıma bak. Ne dediniz hocam? Nereden bulayım peki nöreyi? Aycan. Bu bir gerçek, bu bir dalga herhalde yani. Güzel. Güzel. Mesela şöyle de denebilir, değil mi? Mesela anan da mı Pekin ördeğiyle büyüdü? Güzel bir cevap, değil mi? bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey, değil mi yani? Hem çocuğa hem anasına lafı sokuyorsun. Yani. Güzel bir şey yani. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın. Neyse, konuyu kapat abi. hatırladım beni. Şimdi burada yerin dibine sokmak olmaz beni. Şimdi beyinde iki tane yer var. Bunlardan bir tanesi de amigdala. Amigdala, yani tereciye teres atmak ya da böyle bir ukalalık yapmak gibi bir derdim yok. Amigdala bizim kızmamıza, öfkelenmemize sebep olan yerin adı. İkisi de beyinde. Amigdala biz ana rahminde büyürken, ana rahminde gelişirken, ana rahminde beynimiz meydana gelirken, beynin ilk meydana gelen parçasının adı amigdala. Sizin gibi benim gibi yetişkin insanlarda, sizin gibi benim gibi yetişkin insanların beyninde amigdala şu kadarcık, badem kadar büyüklükte bir şey, bıdık. Şu aklınıza gelebilir. Ha, hocam beyni badem kadar olanlarda ne kadar diye sorarsınız bilmiyorum. O beni ilgilendirmiyor, onların derdi. Ha, hocam hani adı belli, amigdala, yeri belli. Ufacık tefecik bir şeymiş. Vardır sizin tanınız bildiğiniz bir operatör doktor. Ya bizimkisinin amigdalası maşallah çok çalışıyor. Neyse parası pulu verelim, aldıralım amigdalasını. Hani orada kurtulsun, ben de kurtulayım. Bu aklınıza gelir. Yok. Bakın, amigdala bizim sadece kızmamıza sebep olan yer değildir. Amigdalanın bir başka işlevi daha vardır. Amigdala bir takım tehditler, tehlikeler karşısında bizim hayatta kalmamıza sebep olan yerin adıdır. Tamam? Lütfen iyi yakalayın şimdi. Amigdalası olan insan, amigdalası olmayan insan yok ama amigdalası az çalışan insan olabilir. Örnek veriyorum. Benim amigdalam var ama az çalışıyor. Anlaştık mı? Ellerim cebimde yürüyorum. Yayayım. Kırmızı yandı durdum. Yeşil yansın geçeceğim. Yeşil yandı yürümeye başladım. Tam yolun ortasına geldim. Aa bir baktım sağ taraftan koskoca bir kamyon. Koskoca bir kamyon. Kırmızı durması gereken bir kamyon. Son sürat üzerime geliyor. Amigdala var ve az çalışıyorsa ne yaparız? Az çalışıyorsa deriz ki projektör görmüş tavşan gibi. Yolun ortasında kala kalırız. Aa deriz ya, adama bak ya yol benim üzerime geliyor deriz. Eziliriz. Ertesi gün bizi yerden jilette kazırlar. Değil mi? Amigdala var ve iyi çalışıyorsun ne yaparız? Kaçarız, atarız kendimizi, reflekslerimizi çalıştırırız. Lütfen dikkat. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Şu dakikadan sonra bilin ki ağzınızdan çıkarttığınız bir kelime ya da o kelimeyi çıkartırken ki bir ses tonu ya da bir bakışla siz karşınızdaki kişinin amigdalasını zıplatıyorsanız karşınızdaki kişi sizi ışıkta durmamış üzerine gelen koca bir kamyon gibi görüyor ve kaçacak yer arıyor. Tamam. Baba bana Pekin ördeği alsana. Kulaktan girdi, beyne geldi. Aha bak beyin bu. Aha şurası amigdala. Gördünüz mü? Ben az önce dedim size konuşmak bebek gibidir dedim. Ona gebe kalması çok kolay ama onu doğru doğurması çok zordur dedim. Değil mi? Değil mi? Lütfen iyi yakalayın. Baba bana Pekin ördeği alsana. Geldi, beyne geldi, amigdala geldi. Amigdala iletişimdeki mesajı ürettiğimiz yerin adı. Bir çakacaksın bir daha çakacak dedi. Belki doğrudan ağzından çıkarttı. Değil mi? Yani sizin yerinizde olsaydı başka birisi, birçok insan doğrudan biyoloji öğretmenine ulaşır, onun... yok. yani neyse, tam... evet, çok kaptırdın değil mi kendini? Farkındayım Serap yani. Ona dersini verirdi. İşte sen ne biçimsin, sen ne koskoca çocuğu yapmaya utanmıyor musun böyle falan. Neyse. Ben... Bir de ne var biliyor musunuz? Ben bu amigdalayı... Benim o işlere çok kafam basmaz. Ben amigdalayı şu solda olduğu söylenen meleğe benzetiyorum. O işlere çok kafam basmaz öyle diyorlar ya. Solda olduğu söylenen meleğe benzetiyorum. Bana buradan diyor ki arkadan sürekli. Haşla ağzının payını ver, bitir, yerin dibine sok, mahvet onu. Dinleyicine geleni tutma. Bitir onu. Bir de ne var biliyor musun? İşin sağ tarafındaki meleğe var yani. Dur saçmalama o daha bir çocuk. Tamam anlaştık mı? Şimdi ilerliyoruz. Şimdi sıra sizde. Çocuğuna yemek yedirmeye uğraşan bir anne dil döküyor, oyun yapıyor. Ne yaparsa yapsın çocuk yemek yemiyor. Anne bir anda tabağı fırlatıp atıyor. Anne bunu yaptırdı anne. Amigdala mı, prefrontal lob mu, beyin mi?
amigdala. Çocuk korkup almaya başlıyor. Tabaktaki yemek duvarlara pişiyor. Anne pişman. Oh neyi ettim diye mi düşünüyor? Neden kendimi tutamadım diye mi düşünüyor? Neden kendimi tutamadım diye düşünüyor. Anne bunu düşündürten prefrontal lob mu? Amigdala mı? Beyin mi? Prefrontal lob. E peki madem doğruyu biliyorsunuz da hocam illaki köfte diyorum ya. Hocam acıkmaya başladım galiba. Hocam illaki öfke konusunda eğitim ben. Niye dediniz bana? Madem biliyorsunuz niye çağırdınız beni buraya? Şimdi ilerleyelim. Gelin bizim apartmanımıza dönelim. Apartman adı neydi? Tatlı apartmanı. Şimdi bir tane hap bilgi veriyorum size. Öfke, kızgınlık. Kızgınlık, kızgınlığı iki şekilde yürütebilirsiniz. Biz bir kızgınlığı ya bastırırsınız ya da kızgınlığı dışa vurursunuz. Şurada bir anlaşalım mı? Kızgınlığı bastırmak hiç mi iyi bir şey değil. Kızgınlığı dışa vurmak gerekir. Ama kızgınlığı da sağlıklı şekilde dışa vurmak gerekir. Apartmanımıza gelelim. Tatlı apartmanın O1'de kim oturuyor biliyor musunuz? Şakir Bey oturuyor. Bak. Gece 1-2. Çok uzun bir süredir hep geç saatlerde geliyor. Kendimi gördüm adamda ya. Elinde var mı çantası, bavulu? Şakir Bey kime kızgın biliyor musunuz bu aralar? Şakir Bey birisine çok kızgın. Kime? Yok. Kendisine çok iş yükleyen yöneticisine çok kızgın. Ama susuyor. Bastırmaktan kastım ne biliyor musunuz? Hüseyin beni kızdırdı. Ben şimdi kendime güvenmiyorum. Kızgınlığın sebep olduğu bir enerji var içimde. Bu enerjinin etkisiyle konuşursam şu anda güvenmiyorum. Kıracağım. Haklı ki haksızıma düşeceğim. Ne yapıyorum ben? Gidiyorum. Merdivenlerden iniyorum, biniyorum. Müzik dinliyorum. Mesela abdest almanın iyi olduğunu söylerler. Rahatlamak açısından mesela. Kendimi konuşabilir hale getiriyorum. Diyorum ki Hüseyin 3 saat önce böyle olmuştu diyorum. Bu bastırmak değil. Bu doğru zamanı yakalamak. Bastırmaktan kalsın hiç mi konuşmamak. Tamam? Bu da o şekilde hiç konuşmuyor, dile getirmiyor. Niye dile getirmiyordur sizce? Yönetici kızmak istemediği için mi? İş arkadaşları tarafından mızmız olarak alınmak istemediği için mi? İşini kaybetmek istemediği için mi? Sebep? Hepsi olabilir. Hepsi olabilir. Bak ekrana bak lütfen. Sebep her neyse. Kaybetme korkusu, karşımızdaki kişi kızdırma, kışkırtma korkusu, etiket alma korkusu. Sebep her neyse biz içimize attığımızda, sustuğumuzda, söylemediğimizde saatli bombaya dönüyoruz. Biniyor. Bir an geliyor, yerle bir. Kaç gramdır bu kumanda? Plastik, bir tane pil var içinde. Taş çatlasın 20 gramlık kumanda. Benim gibi bir adam dirseğini düz tutmak şartıyla, böyle diyelim ama, düz tutmak şartıyla bu 20 gramlık kumandayı kaç saat böyle havada tutabilir? Şey gibi oldu, ben bilmem eşim bilir yarışması var ya. Var mı hala onu da bilmiyorum ya. Yarım saat. Hocam yarım saat bile çok be. Bu şu anda 20 gram. 30 saniye sonra 300 gram. 1 dakika sonra 2,5 kilo. 3 dakika sonra 8 kilo. Sen içine attığında, sustuğunda, hep sustuğunda biniyor. Bir gün bir an geliyor. Öyle bir an ki o zaman patlıyor. Biz yıllardır sustuk diye konuştuk değil mi abi? Değil mi? Öyle değil mi Hasan abi? Yıllardır birkaç kişi, bölümümüzdeki birkaç kişiyle ilgili sustuk diye konuştuk. Sustuk. Ama gün geldi, ilişki koptu. Anlatabildim. İlerleyelim. Ne dedik? Susma. Bak Şakir Bey'de bir süre sonra psikosomatik problemler başlıyor. Şiddetli baş ağrıları, mide. Ne gibi? Yüksek tansiyon, ritim bozukluğu, baş ağrısı, hazım problemleri, alkol, uyuşturucu kullanımı, depresyon ve duygusal geri çekilmeye kadar gidiyor. İçinize attığınızda bunları yaşarsınız. Psikosomatik problemler. Ama bir de ne var biliyor musunuz? Şakir Bey'in karısı var. Lala Hanım. O da karısı da Lala Hanım'a kızgın. Özür dilerim. Lala Hanım da Şakir Bey'e kızgın. Ne dedik? Susma, konuş dedik değil mi? Bak gece 1-2 adam gelmiş. Atmış kendisini koltuğa. Kadın konuşuyor. Susmuyor. Gelecek ayın ilk gününe bir randevu verdi. İki kelime konuşalım. Daha önce yüzünü gören cennet. Adama bak diyor. Yatmaya geliyor beyefendi diyor. Ev değil sanki otel burası diyor. Konuşacaksak da böyle değil. Kadın kullandığı yöntem ne? Bak akıl okumak, tuzak kurmak, kaçınmak, suç hissettirmek. Bunların her biri öfkeyi sağlıksız, yanlış dışa vurma yöntemleri. Seni haklıyken haksız yapar. Kadın kullandığı yöntem ne? Suç hissettirmek. Ben böyle yaparsam yarın belki erken gelir. Kadın bu demek, şunu şöyle demek yani şöyle deseydi akıl okumuş olurdu. Niye eve geç geliyorsun biliyorum. Artık eskisi kadar beni sevmiyorsun. Artık umursamıyorsun beni o yüzden değil mi? Yok öyle bir şey ya belki de. Bilmiyorum. Tuzak kurmak. Bunu yeri geliyor kadın, yeri geliyor erkek yapıyor. Mesela kadın şöyle diyebilirdi bunu demek yerine. Tuzak kurmuş olurdu o zaman. Gel hadi oturalım konuşalım niye böyle oluyor deyip adam konuşmaya, adam anlatmaya başlayıp kadın kendi bildiklerini söylemeye çalışıyor. Bunu yeri geliyor erkek, yeri kadın yapıyor. Kaçınmak. Gece 1-2 gelmiş adam. Bakıyor evin ışıkları yanıyor.
Leyla Hanım pencerede bekliyor onu. Adam geldi ya. Adam da baktı evde ışıklar yanıyor. Adam arabayı park edene kadar Leyla Hanım gidiyor. Bütün ışıkları kapatıyor. Uyuyor numarası yapıyor. Adam iki dakika sonra bir giriyor eve. Az önce ışıl ışıl zifir karanlık. Hiç başınıza gelmedi mi? Gelmedi mi Murat başına? İyi miydi abi? Sen benim dilime düştün. Nasıl kütüphanede mi kalıyor? Kütüphanede uyanıyor. Hayatı yaşa hayatı. Hayat kütüphaneyle bir değil. Yani ilerliyorum. Şimdi geçiyorum. Şuraya geleyim. Evet. Buradan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Olur mu? Tatlıyla Parkı'nın No 3'te Seda ile Vedat var. Vedat çok yoğun çalışan bir adam. Ve Vedat bir erkeğin yapabileceği en büyük hatayı yapmış. Dün evlilik yıl dönümleriymiş. Vedat unutmuş. Bu arada niye evlilik yıl dönümü kutlamak ilk erkeklerin görebilir? Kitapta yazar mı böyle bir şey? Var mıdır? Ha? Nasıl? Nasıl abi? Kütüphanede uyu daha iyi. Vallahi özendim ben. Güvenliğin doğum gününü kutla daha iyi diyorsun yani. Çorba da var galiba geceleri orada, değil mi? Evet, evet. Sıcak yer, çorba ayağına geliyor. Var mı böyle bir dünya? Karışan yok, eden yok, git diyen yok. Geç geldin, erken geldin, karışıyorlar mı? Yok, o da yok. Neyse, dünya sana güzel. Neyse, ya gerçekten yani bir erkek karısından 10 dakika önce mi oturuyor nikah masasına mesela? O yüzden mi ilk erkekler kutlamak zorunda? Bilmiyorum yani. Evet, güldürmeye de çalışıyorum beraberinde. Ben söyleyeyim, şimdi senin gönlünü alacağım. Şimdi böyle, niye? Siz hiç aşk şiiri yazan kadın duydunuz mu? Hiç evlilik teklifi yapan kadın duydunuz mu? Milyonda birdir. Erkek seven kadın sevilendir. Erkek hikmet, kadın bilir misin? Hakikattır. O yüzden bunların ilk erkek yapma görevidir. Tamam mı? Bu konuya girersem sabaha kadar konuşurum. Çabuk geçtim. Ertesi akşam Vedat eve geliyor. Vedat eve geliyor. Karısı kızgın. Vedat'a kızgın. Vedat içeriye giriyor, salona giriyor. Kadın iki kişilik koltukta oturmuş, elinde kumanda. Böyle ayaklarını uzatmış, televizyon seyrediyor. Anlaştık. Vedat, ne haber hayatım diyor. Kadın adama hiç bakmadan idare eder diyor. Adam içinden Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır inşallah. Geliyor, örnek bu. Adam geliyor, Vedat. Karısının yanına oturuyor, elini omzuna atıyor karısının. Diyor ki karısına, çabuk söyle diyor, kim kızdırdı seni, çabuk söyle. Kadın adama bakmadan, hafta sonu diyor ben annemlerde kalacağım, sen de iki gün başını dinlersin. Artık Vedat emin, karısını kendisi kızdırmış. Kadın kullandığı yöntem ne? Öc almak. Kadın ne demeye çalışıyor burada? Kadın şunu demeye çalışıyor adama. Dün diyor evlilik yıl dönümümüzdü. Sen beni küçücük, minnacık, ufacık, tefecik, küçücük bir taş parçasından mahrum ettin sen beni. Ben de diyor seni hafta sonu benden mahrum ediyorum diyor. Dişe diş kana kan. Ha, bir erkek için karısının onu iki gün evde yalnız bırakması ödül mü ceza mı? Kime göre değil mi ya? Duruma göre değil mi? Değişiyor. Neyse. Hocam verdiğim her örnekte Nezahat Hanım sürekli bu sağa bakıyor. Acaba gülüyor musun, gülmüyor musun? Takılıyorum. Takılıyorum. Şimdi adam ısrar ediyor. Lütfen dikkat. Niye böyle düşünüyorsun diyor. Yeri geliyor bunu erkek yapıyor. Yeri geliyor kadın yapıyor. Burada cinsiyet önemi yok. Tamam. Lütfen iyi yakalayın. Kadın dönüyor. Öfkelenmiş kadın. Kadın haklı mı? Kadın haklı. Ama kadın iletişimdeki, öfkeyi ifadedeki en tehlikeli dili kullanıyor. Sen diliyle konuşuyor. Kadın haklı mı burada? Haklı. Adama dönüp ne diyor biliyor musun? Dün diyor evlilik yıl dönümümüzü, sen bunu daha unuttun, sen işte umursamıyorsun, sen sevmiyorsun, sen. Böyle bir adama sen diye konuşursan adam ne yapar? Adam yoğun çalışıyor zaten. Adam ne der biliyor musun? Aa derler, görmüyor musun ne kadar yoğun çalışıyorum, unutmuşum. Sen de bana bunu hatırlatmak yerine annelik mi düşünüyorsun, ne saçma bir davranışlar. Adamla kadın iki ayrı odaya gider, evde bunun gerginliği uzun süre devam eder. Kim sebep oldu bu gerginliğe? Haklıyken haksız duruma düşen kadın sebep oldu. Ama adam, özür dilerim, kadın sen diyene ben dille konuşsaydı,
sizin telefondaki konuştuğunuz biçimini. Ben böyle bir durumu tasvip etmiyorum dediniz ya siz, ne güzel bir cümle. Kadın şöyle deseydi, ben özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum deseydi kadın, haklı olarak. Adam ne saçma der mi? Demez. Adam ne derdi? Özür dilerim derdi ya. Yoğunlukla unutmuşum derdi. Kendimi affettirtmek için bu akşam yemeğini ben hazırlayayım mı derdi. Ha, erkek, Türk erkeği bunu der miydi onu da bilmiyorum ya yani. O sizin evinizin problemi. Ona bir şey bulamıyorum yani. siz o genç delikanlıyı bana gönderin. 3 gün biz 6 saat eğitim yapalım değil mi Hasan abi? 3 günde arkadan sen gir derse Hasan abi. Bak nasıl olur değil mi? Şimdi ilerliyorum. Hadi birazcık siz yapın olur mu? Birazcık siz konuşun. Hop. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Ofiste bir arkadaşınızla beraber çalışıyorsunuz. Hiç istemeden kazara bir hata yapıyorsunuz. Ve yaptığınız hata üzerine arkadaşınız uzun zamandır çalıştığı projeyi yeniden başlamak durumunda kalıyor. Tamam? Ve şunlarla diyor ki mesela beni başarısız göstermek, yönetici gözüne girmek için bilerek yaptın. Ama istemeyerek yaptın. Nedir bu? Eleştirmek mi, öce almak mı, akıl okumak mı, suçlu hissettirmek mi? Ben günlerdir boşuna çalışmışım, sana ne? Sana bir zarar olmadı, olan bana oldu. Mesela küstü, hiçbir şey konuşmuyor sizinle. Zaten hep böyle bencilsin, hem de unutkan ve ihmalkarsın. Hangisidir, hangisi? Bak bu akıl okumak. Yok böyle bir şey değil mi? Nedir bu? Suçlu hissettirmek, öce almak, küstü değil mi? Hep böyle bencilsin demek, eleştirmek. Bunların her biri iletişimi, öfkeyi sağlıksız dışa vurma yöntemleri diye düşünüyorum. Kendi adıma. Bak gece... Jale Hanım 15 yaşında oğlu 3'te evden çıkmış demiş ki saat 5'te geleceğim. Saat 5 yok. 5.30 yok. 6 yok. Kızar mısınız? Kızar mısınız çocuğa? Ve geç kalacağını haber vermedi. Kızar mısınız? Kızar mısınız? Ben size merak eder misiniz, telaşlanır mısınız diye sormadım. Kızar mısınız? Kızılır da burada. Hem telaşa hem merak edersin hem de kızarsın. Merak etmek çok normal ama niye kızarsın? Süper. Geç kaldığı için kızmayız biz. Geç kalacağını haberdar etmediği için kızarız. Arkadaşlar siz çıkın lütfen. Yusuf sen de git. Nezahat Hanım ve şey benimle kalıyor. Erdoğan Bey burada kalıyorlar. Bu bana bir dersti. Bu bana bir dersti. Böyle eğitimlere asla ve asla çocuğumu götürmemem gerekiyor. Ben bunu anladım. Ben bunu anladım gerçekten. Ama tabii geçen eğitimde söyledim ya. Doğan Cüceoğlu benim işte bir ara çalıştık biz kendisiyle de. Bu ülkedeki en iyi hocalardan birisi. Özellikle karı koca iletişim, özellikle çocukla iletişim üzerine. Ama hocaya bakıyorsun, hoca 3. evliliğinde. Ve Amerika'daki çocuğuyla küs mesela. 3-4 öncesine kadar küstü mesela. Bir şey mi diyorsunuz bana? Bana bir şey mi diyorsunuz ya? Hocam diyor ki terzi kendi söküğünü dikemez. Mum dibini aydınlatmaz. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Abi pardon. Hasan abi pardon. Neyse. İlerliyorum. Kızar mısınız? Evet bak gece akşam 7. Tıkır tıkır kapı açılıyor. Çocuk sapasağlam geliyor içeriye. Bak anne haklı mı kızmaktık? Ama çocuğa ne diyor biliyor musun? Nerede kaldın? Ne sorumsuz çocuk sen? Ne işin var senin bu saatte? Böyle bir çocuğa sen anne yanlış şekilde kızdığı için çocuğa böyle deyince sen mesajla konuşunca çocuk eh der ya amma yavrumsun kaçta istersem gelirim der. Ve anne ile çocuk ikisi de iki ayrı odaya gider. Evde bunun gergin devam eder. Ama bak ilerleyelim. Şunu demek istiyorum. Hani bunu siz yapın dedi. Şakir Bey hani yorulmuş ya karısının ısrarıyla yöneticiyle konuşuyor. Hangileri ben dili hangisi sen dili? Susmak yerine. Geç saatlere kadar çalışmak son zamanlarda beni çok yordu. Ben dilim sen dilim. Böyle konuşursan yöneticiye iyi ben dilim. Bu kadar işimizin olması çok güzel ancak son günlerde geç saatlere kadar çalışmak enerjimi tüketti. Hatta aile hayatımı etkiledi. Ben dilim sen dilim. İyi bir şey değil mi? Ama bana bu kadar yüklenme hakkınız yok. Ben de normal bir saatte işten çıkıp evime gitmek istiyorum. Kimin? Sizin. Sen dili. Yönetici güle güle der yani. Bir daha gelme der. Değil mi? Gerçi bizim kurumda demezler de. Yok ya demezler. Sen evden bağlan derler yani. Bizim iş dışında da bir hayatımız var ancak siz bunun farkında değilsiniz. Değil mi? Sen dili.
3 ve 4 başınızı belaya sokar. Hamdi Bey sekreter tuttu kendisine ve sekreterin ilk yazdığı raporda hatalar var. Ve Hamdi Bey sen dili ben dili. Hangisiyle konuşuyor? Mesela bu raporu istediğim gibi yazamamışsın. Sen dili. Bitirirsin değil mi o kişiyi? Raporun ilk bölümlerinde hatalar görüyorum. Ben dili. İlk bölümler ne demek? Diğer bölümler iyi olmuş demek. Değil mi? Raporda bazen hatalar buldum. Birlikte bakalım istersen. Değil mi? Çok hata yapmışsın gibi. Sen dili. Sen. Anlaştık. Yani ne ekersen onu biçiyorsun diye düşünüyorum. Bundan sonra geç kalacağın zaman arayıp haber ver. Kadın kafasındaki düşünce bu. Bunu ağzından çıkartması gerekirken 15 yaşındaki çocuğa ne diyor biliyor musun? Meraktan öldüm diyor. Çocuk bunu mu duyuyor, bunu mu duyuyor? Bunu diyor değil mi? Çocuğun kafasında düşünce yani diyor, koskocam oğlum erken saatte mi gelmem gerekiyor diyor. Çocuk cevap veriyor. Merak etme seni sen de diyor. Bitti. Ama anne öyle demek yerine şöyle deseydi. Yemeğe gelmeyeceğin zaman arayıp haber verirsen benim de içim rahat olur. Anlaştık mı deseydi. Anlaştık anne derdi. Dünyanın en büyük gönüllülük işi annelik. Kesinlikle öyle yani. Değil mi? Bakıldığında. Değil mi? Daha fazla öfkelendirmeyeyim. Sizi göndereyim isterseniz. Ben karşılaştığınızda memnun oldum tekrar. Dilimiz sürçtüyse affola. Yani ilerleyen 3-5 ay sonra başka konularla da. Mesela işe ve hayata yürekten adanma mesela. Mayıs olur. Mayıs olur. Mayıs olabilir. Gidin de ben de gideyim hadi yani. Estağfurullah. Estağfurullah.